coğrafya dim toprusu, fiziki coğrafyada bildiğiniz gibi birçok test varçı testte hadise ve prosesin sebebinin ne olmasını soruşur. Bilgisayarla belirlenen testlerdi. Ona göre de demeli fiziki coğrafyanın giriş bölmesinin hem şimdi tasviri atmosferde olan belir suallarının sebeplerini aktaran testlerin burada tahlilini vermeye çalışacağım. İnşallah Ardıcan'da fiziki coğrafyanın kalan yarısı, yani hidrosfer, biyosfer, coğrafya tevkiyle bağlı testlerle tahlilinin ikincisi de vermeye çalışacağım. Planda mentigenin coğrafi koordinatının tayin edilebilmemesinin sebebi, planda ebra coğrafi koordinat bildiği için mentigenin ekvatoru ve Greenwich meridyanına göre mevkiydi. Ekvatorda neçe derece şimalda yahut canımdadır. Greenwich meridyandan neçe derece şerde gerdedir. Coğrafi koordinat budur. Yani meridyanlarla paralellerin çeşmesinden alınan şebekedir coğrafi koordinat. Planda meridyan paralel yani derece doğru olmadığına göre planda mentigenin coğrafi koordinatı yani ekvatorun neçe derece şimalda canımda Greenwich meridyanın neçe derece şerde gerdede olmasını tayin edebilmiyor. Sebep planda coğrafi derece doğru olmamasıdır. Cevap oldu Y bendi. Ekvator kütlere doğru paralellerin uzunluğunun azalması sebebi. Paralel bir düşüm ekvatorun paralel çekilmiş hatlardı. Hayali hatlardı. Ekvator kütlere doğru paralel uzunluğunun kısalmasının sebebi yerin küre şeklinde olması. Yer küre şeklinde olduğuna göre en uzun çevre olur ekvator kütlerden beraber mesafede. Ekvator kütlere gittikçe paralel çevrenin uzunluğu da kısalmalı. Yani cevap olur yerin küre şeklinde ya küre formasında olması. Düzgün cevap Y bendi. Ekvator kütlere doğru paralelden bir derece göğsün uzunluğunun azalma sebebi. Aslında bu testin cevabını evvelki testte dediğim, demeli yer küre şeklinde olduğuna göre, demeli ekvator kütlere doğru paralellerin uzunluğu kısalır, buna muvaffak olur, bir derece göğsün de uzunluğu kısalır. En düzgün cevap yerin küre şeklinde olmazdı, küre olmazdı, olmazdı. Ama bunu saklama demek istediğim nedir? Demek ki çoklu meseleler tertip olunur, derece turuyla bağlı, coğrafi indiklerin kıymetiyle bağlı. Bu meselelerde demeli iki regenli ezber bilmek lazım. Biri ekvatorda bir çizik köpçünün uzunluğu 111.3 yahut meselelerde 111.1'ine belirse bu ayrıca kayıt olunacak. Ve 40 dereceli endişte bir cece göğsün uzunluğunun başının yerleştiği paralelde 85.3 kilometre olmasın bilmek lazım gelir. Vacibdir. Ama birçok testte de buraya edetler verilmir. O yüzden şimdi ben buraya edetleri diyeceğim ama ezberleme yüz o kadar da vacip diyor. Ekvatorda bir cece göğsün uzunluğu 111.3 kilometre, 10 dereceli endişte 109.4 kilometre, 20 derece inişte 104.6 kilometre, 30 derece inişte 96.5 kilometre, 40 derece inişte 85.4 kilometre, 50 derece inişte 71.7 kilometre, 60 derece inişte 55.8 kilometre, 70 derece inişte 38.2 kilometre, 80 derece inişte 19.4 kilometre ve kütlerde bildiği için paralel yoktur, kütbilen yoktur. Demek bu regimler içerisinde, eletler içerisinde 40 derece ekvatorun da bir derece göğsün uzunluğu 111.3 kilometre ve 40. paralelde, başın yerleştiği paralelde bir derece göğsün uzunluğu 85.4 kilometre olması edetlerine ezberlemiyoruz. Ama demek ekvatorla bağlı meselelerde eğer meselede hesaplamanın 111.1 ile parmağı lazımsa onda onu meselelerde giydirirler. Demek bu testin cevabı olur. Yerin küre formasında olması cevabı size bendi. Şimdi prekseli haritelerde, haritede arazisi en az tahrip olan materyal ve bunun sebebi şimdi prekseli haritelerde bir düşümü yer küresi silindir üzerinde açılır. Silindiri boru şimdi tesebbül edin. Borunun üzerinde sanatçı yer küresini açılır. Burada ancak dünya haritaları tertip olur. Dünya haritalarında da demeli silindirin yerin küresine tokunduğu yer ekvatordu. Yani bunun en eninde olduğu yerdi. O yüzden kütlelerde tertip olur. Ekvatordan kütlelere gittiğince silindir yani bu boru küreden uzaklaştığına göre uzaklaştığında tertip de çoğalır. Şimdi silindir praksis haritada arazide en az tertip olan materyal demeli ekvatorunda yerleşen materyaldir. Ekvator üzerinde
Ekvator simetri şekilde yerleşen Afrika maçı. İşte Afrika Ekvator'dan tekmen 37 derece şimala, 34-35 derece cenuba gelir. O yönde Ekvator'un da etrafında geniş sahip tutması Afrika maçı için sindiği projelerde en az terbiye maruz kalması sebep olur. Düzgün cevap C bendi. Afrika Ekvator tarafında geniş sahip tutması da. Cevap C bendi. Ayda sıcak temperatür amplitüdünün 350 cc'ye kadar olmasının sebebi ay bildiğiniz gibi gündüz 150 dereceye kadar tekmini yani edetlerdim 150 derece cc'ye kadar kızır gece de 150 derece cc'ye kadar kısalır ama bir şey de var ki ay yerin etrafında bir aya döbrettiği için öz akışında tekminen bir aya döbredir. O halde biz yerden ayın ancak bir yüzünü görebiliriz. Yani burada cevabı diyelim size ayın etrafında sık atmosfer tepkisi olmadığına göre gündüz güneş şuaları gelip ay çetini kızdırır. Gece de istediği saklayacak bir maniye yoktur. Gündüz gelen güneş şuaları gece de asanlıkla aydan uzaklaşıp gelir ve bu da ayın kesin şekilde soğumasını getirip çıkarır. Demeli ayda sıcak temperatür amplitüdünün 300 derece Celsius'a kadar olmasının sebebi ayda sık atmosfer tepkisinin olmamasıdır. Düzgün cevap B bendi. Eğer atmosfer tepkisi olsaydı ay bu derece kızıp soğuyabilmezdi sutka erzinde. Cevap B bendi. Canım yarım içerisinde yayın dekabr fevral aylarında olmasının sebebi yine yer küre şeklinde olduğuna göre güneş şuaları yerin daim yarısını ışıklandırır. Ve güneş sanki demeli şimala canıma doğru hareket edip dekabr yanvar fevral aylarında güneş dekabr ayının 20'de güneş büyüdüğü için canı trok üzerinde denet olur. O günde canım yarım içerisinde daha çok ışıklanır, daha çok güneş istediği alır. İyul ayında da güneş şimal trok üzerinde denet olur. Demeli dekabrda yanvarda canım yarım içerisinde güneş şuraları büyük bir zamanda düştüğüne göre hemen yarım kürede yay olur, hemen bak bizde kış olur. O ki güneş canlı trop üzerinde denetledi. Canım yarım çizgi üzerinde canlı trop üzerinde denetli olduğuna göre canım yarım çizgi daha büyük buzağı altında güneş şuraları alır. Canım yarım çizgi en uzun gündüz, en kısa gece olur. Bizde hemen bak en kısa gündüz, en uzun gece olur. Onlar da tekniğinde en uzun gündüz, en kısa gece olur. O halde onlar da hemen bak yay olur. Bizde kış olan vakti. Demek düzgün cevap olur. Hemen aylarda güneş şuarı düşmemeceğinin büyük olması A bendi. Aralarındaki mesafenin 1-2-3 km olmasına bakmayarak iki muhtelif şehir arasında saat farkı olmamasının sebebi bir düz çizgi eyni bir meridyen üzerinde olan vakti bir diğerli vakti değil. Yani bir meridyen üzerinde vakti eyni olur. Bu göre ki güneşe doğru eyni bediyette olur. Güneşe doğru eyni bediyette olduğuna göre bunlar arasında saat farkı olmuyor. Yerli vakitleri eğin olur. Yani düzgün cevap olur. Demeli eğin meridyen üzerinde yerleşmeleri. Yeni cevap A bendi. Bu mesafe demeli şimal kutundan canım kutuna kadar 10.000 km kadar, 20.000 km kadar. Bir yarım kere 10.000 km'di. 20.000 km kadar olabilir. Şimdi yani 1.000'den 20.000 km mesafe doğru ama saatleri eğin olur. Eğer eğin meridyen üzerinde ise derse. O için güneşe doğru eğin bir vaziyet almış olacaklar. Demek düzgün cevap eğin meridyen üzerinde yerleşmelerdi. Cevap olur. A bendi. London'dan 5.000 km yerleşmesine bakmayarak Ahmet'in yerli vaktin Greenwich vaktiyle en olması sebebi yeniden bu meridyen hemen mentike Greenwich meridyen üzerinde yerleştiğine göre ayrıca bu mentike Greenwich'den 5.000 km canımda da yerli vaktiyle eğildi. O güneşe doğru eğini bir vaziyet alırlar. Şimalda olabilmez. O yüzden şimala geçtik. London'da 60 paralel geçtik. 5.000 derece 5.000 km şimala geçtik. Yani kutbu seçmiş olacak. Arkadaki meridyen değişecek. O yolda bu ancak Greenwich meridyanından canım olmalı. Düzgün cevap demeli Greenwich meridyanında eğini meridyan üzerinde yerleşmesi cevap olur. Hiç sevendi. Ölçü arasının gerden şerge doğru büyüğü mesafede uzanması sebep olabilir. Mesela bunun için en yakışı Rusya nefisindeşir. Rusya rütbe yakın yerde yerleşir ve şerden gerbe doğru çok büyük mesafede uzanır. Şimdi bu neye sebep olacak? Rusya üzerinde mesela ülkenin gerb sitesi, Rusya'nın gerb sitesi 2. saat kuşağında yerleşir. Hansı ki Kamçatka, Çikotya'nın olan sitesi 11. saat kuşağında. Estonya'da 10. saat kuşağında çıkıyor. O yüzden 180 derece meridyen Çikotya'nın hatta gerb sitesinden geçir. O yüzden
Rusya Federasyonu aslında 11 tane saat kuşağı yaratır. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tam 11. saat kuşağına kadar Rusya aslında saat kuşağı yaratır. Demek ölçenin geldiği şehre doğru büyük mesafede uzanması, ölçe dağında çok sayıda saat kuşağlarının yer alınmasına sebep olur. Düzünce olur, ölçe dahilinde saat kuşağlarının sayının çok olması, geldiği şehre doğru büyük mesafede uzanma buna sebep olur. Düzünce bak, amendi. Kriptozoi ve yetişim bir yegelerci dönemi gizli hayat çağı adlandırılır. Bunun sebebi nedir? Kripto sözünün manası gizli demeye gelir. Kriptozoi cizli, hayatın gizli inşaat çağı demeye gelir. Şimdi yegelerci dönemi Arken İmparatorluğu'ya bile diyelim. Sebep olduğu için o göçü hemen dövülde demeli surların içerisinde canlı organizm kalıntıları tapılmıyor. Yani hayat ne tür inşa edildiği, hayatın ne tür inşa edildiği maddi sübutları yoktu. Maddi sübut olmadığına göre buna hayatın cizli inşa çağı da diyelim. Sebep budur. Sebep olur. Demeli Yemen'de bu dönemde surlarda canlı organizm kalıntıları aşikar edilmemiştir. Düzgün cevabı Yemen'de. Metamorfik surların yaranma sebebi. Demek ki metamorfik surlar bildiğiniz gibi yer kabuğunda tür sur var. Magmatik değil, çöküntü bir de metamorfik surlardı. Metamorfik surlar mevcut olan surların hem magmatik hem metamorfik hem de çöküntü suların yerin altında ve de çok büyük delmişte odlu magmanın yüksek temperatürü altında hemen suların yüksek temperatür tezgahı altında şekilini değişmesinden yaranır. Bu magmatikten de anlatılabilir. Mesela magmatik granit güneşe çevrilebilir. Yahut metamorfik menşeli grafit almaza çevrilebilir. Yahut çöşünlü menşeli enidaşı mermere çevrilir. Bu cümle şeklinin değişmelerinden metamorfik surlar yaranır. Demek ki metamorfik surların yaranmasının şartı yüksek temperatür, yüksek tezgah altında surların ikinci defa odlu magmanın tesiri altında şeklini değişmesine yaranır. Düzgün cevap oldu, B bendi. Şerq Avrupa, Avustralya ve Merkez Düzençler'de bu konuların olmamasının sebebi bir düz çimi Şerq Avrupa, Avustralya ve Merkez Düzençler kadim platforma sahillerdi. Kadim platformaların yaşı demeli 570 milyondan çoktu. Yani bunlar paleoliden evvel bünyelere koymuş arazilerdi. Uzun iller erzinde son 570 milyon ilde burada yumuşak surlar yürüyüp gitmiş kristalik bünyeler yer çatına çıkmıştır. Bu cilde demeli belli yerlerde olacak adım olduklarına göre faaliyette olan volkanların mevcut olması mümkün değil. Demeli düzgün cevap oldu deyip kendi platforma sahaları olmaları. O yüzden burada volkan olması mümkün değil. Volkanlar Ütospiyat Ovalı'nın serhedinde olur. Düzgün cevap diye bendi.
Quruda və okean dibində sıra dağların əmələ gəlməsinin əsas səbəbi platformanın tədricən əyilməsi, platformanın tədricən qalxması, xarici qüvvənin dağıcı təsiri, xarici qüvvələrin yaradıcı təsiri, litosfer tavanın üfüq hərəkəti. Sıra dağlar litosfer tavanın sərhədində yaranır. Litosfer tavalarının bir-birlə toqquşmasından bu iki cür olur. Okean, nazik okean qabarı tava ilə qalın materik qabarı tavanın toqquşması, bundan quruda sıra dağ yaranır. Okeanda dərin çökəklik yaranır. Yaxud iki materik qabarı litosfer tavası bir-birlə toqquşarsa, məsələn, Afrika ilə Avrasiya kimi, deməli, quruda uca dağ yaranır, daha doğrusu qırışıq dağ yaranır. Əgər tavalar bir-birindən aralanarsa, onda suda orta okean sıra dağı yaranır. Deməli, burada okean dibində sıra dağların yaranmasının səbəbi litosfer tavalarının hərəkətidir. Buradakı cavablar içərisində düzgün cavab Y mənidir. Litosfer tavalarının üfüq hərəkəti. Ki, bu üfüq hərəkət tavaların bir-birindən aralanması ola bilər və iki cürdə toqquşma ola bilər. Aralanmada orta okean sıra dağı yaranır. Toqquşmada isə, əgər iki materik qabarı tava bir-birinə toqquşursa, quruda qırışıq dağı yaranır. Yox. Nazik qabarı, okean tavası, qalın qabarı, materik tavası toqquşursa, onda deməli, burada uca dağ yaranır. Düzgün cavab Y bəndi. Orta okean sıra dağların yaranma səbəbi indi əvvəlki testdə deyildiyi kimi litosfer tavalarının bir-birindən uzaqlaşması nəticəsində okeanların ortasında sıra dağlar yaranır. Bu dağlar 1950-ci ildə Estirinin bir gəmisi tərəfindən okeanların altında aşkarlanmışdı birinci dəfə. Hündürlükləri 3500-4000 metrdir. Tavaların birbirinden uzaklaştığı sərhəddə yaranırlar. Ki, Şimal Atlantik Orta Okean Sıra Dağları, Cənub Atlantik Orta Okean Sıra Dağları, Şimal Buzlu Okeanda Lomonosov, Mendeleyev, Hekiyat Sıra Dağları, Hind Okeanda Şeyba Sıra Dağlarını bunlara misal göstermiyorlar. Bu, deməli, Orta Okean Sıra Dağları, tavalarının, okean tavalarının birbirinden uzaklaşma nəticəsində yaranırlar. Düzgün cavab yeməndi. Müasir dövrdə sağ okeanın sahəsinin tədricən kiçilməsinin səbəbi sağ okean kiçilir ona görə ki, sağ okeanın ətrafında olan tavalar Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Antarktida, Hind, Avstraliya, Avrasiya litosfer tavaları. Sağ okean nazik okean tipli yer qabına malikdir. Digər okeanlar litosfer tavaları isə qalın materik tipli yer qabına malikdir. Və toqquşma nəticəsində sağ okean həmin tavaların altına keçir, həmin tavalar sağ okeanın üzərinə keçir, bu da sağ okeanın kiçilməsini gətirib çıxarır. Yəni, qonşu tavalar sağ okeanın üzərini örtür və sağ okeanın sahəsini kiçildir. Bu cavab axtarır. Orta okean dağlarının intensiv inkişafı deyil, səbəb Antarktida Şimal Buzlu okeanları tavalarının təsiri deyil. Materik litosfer tavaların sağ okean tavası ilə toqquşması o ki, sağ okean okean yer qabına malikdir. Yəni, nazikdir bu qabıq. Düzgün cavab sevəndi. Düzgün səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyən edin. Səbəb-nəticə. Azərbaycan geosinal sahədə yerləşdiyi üçün geotermik pillə böyükdür. İfadəsi səbəb-nəticəsi düzgün deyir. Onun üçün Azərbaycan geosinal sahədə yerləşməyinə geosinal sahədədir. Amma Azərbaycanda geotermik pillə böyükdür. Azərbaycanda geotermik pillə kiçikdir. Ona görə ki, geotermik pillə böyük olur. Kristalli suların yer səthinə yaxın olduğu yerlərdə, qədim yerlərdə geotermik pillə böyük olur. Məsələn, Afrikada bu 200 metrə qədər çatır. Amma Azərbaycan kimi ovalıq ərazilərdə, geosinal sahələrdə geotermik pillərin kəmiyyəti 20-30 metrə qədər kiçik olur. O yüzden Azərbaycan geotermik pillərin kəmiyyəti böyük deyil, kiçikdir. Bu səbəb nəticə əlaqəsi düzgün deyil. Yəni, bir səhvdir. Tektonik sınma zonlarında mineral və termal bulaqlara rast gəlinir. Azərbaycanda bildiyi üçün 5 tane tektonik zona var. Tektonik sınmalar dağların ətəyindən keçir, Böyük Qafqaz Şimal Yamazının ətəyindən keçir, Cənub Yamazının ətəyindən keçir və Şişək Qafqazın ətrafından keçir. Bu yerlərdə termal sular, mineral bulaqlar Azərbaycanda olduqca çoxdur. Azərbaycanda temperatur deməli 30-40-50 dərəcə olan, 100-150 dərəcə qədər olan termal sulara rast gəlinir ki, bu da olur tektonik sınma zonalarında. Dağların ətəyində olur, bu dağdan üzərliyə keçid zonası da olur. Relyefdə gözlə yer səthinə görür və belə yerlərdə termal sular yer səthinə çıxır. Bu səbəb nəticə əlaqəsi doğrudur ki, Avrasiya və Hind-Avrasiya tavalarının toqquşması nəticəsində Qafqaz dağları yaranır. Qafqaz dağları litosfer tavanın toqquşması yaranır, amma Avrasiya ilə Hind-Avrasiyanın yox. Avrasiya ilə Ərəbistan tavasının toqquşması nəticəsində yaranır. O cürdə bu əlaqədə səhvdir.
Avrasya, Hint, Avustralya, Arabistan'da tokuşturana göre Kafkas Dağları yaranı 3 septi. Subdiksiya Prasisi, Rift Deresi yaranı, Rift Deresi, Orta Çin Sıra Dağları'nın birbirinden, okyanların dostuna, litos ve tabalarının birbirinden ağırlanması neticesinde Orta Çin Sıra Dağları'nın üzerinde yaranı Rift Deresi, Subdiksiya Zonası yaran bu. Subdiksiya Zonası'nda suda derin çökeliği yaran Gurda Uca Dağı yaranı. Bu sebep neticeli gazete septi. Demeli, 5. Yerin dağında yüksek temperatür ve tezcik metamorfik surların yaranmasının sebebi de düzgündür. Yerin dağında yüksek temperatür ve tezcik metamorfik surları yaradır ki, mesela granit gneyse çevrilir, ehendaşı mermere çevrilir, grafit almaza çevrilir. Ben işte senin birinde demiştim bunu. Bunun misal, bu da düzgündür. Demeli, sebep neticeler kadar düzgün verip de şöyle bir işte, Türk Neyse Madonu'nda mineral ve termal buraklar rast gelinir. Yerin dağında yüksek temperatür ve tezcik metamorfik surların yaranmasıyla neticelenir. Düzgün cevap olduğu için ya 5. Tian Shan Altay Seren Dağları'nın jeolojik açıdan kadim olmalarına bakmayarak mündür olmalarının sebebi Tian Shan Altay Seren kadim dağ olmalarına bunlar kadim dağlardı. Ama hazırda bu dağların canıbında Hint Avustralya Tosferi tabası ile Avrasya Tosferi tabası tokuşur. Tokuşma bu dağları Tian Shan Altay Seren'in sıklığına göre bu dağlar yeniden zamanlaşırlar. O yüzden bu dağlarda demeli bunlar alt kışında yeniden fiyarlaşımlar oluyor ki Hint Avustralya Tosferi ile Avrasya'nın tokuşması neticesinde burada sıkılır. Sıkıldığına göre burada dağlar demeli hündür olurlar. Sebep budur. Akışında yeniden fiyarlaşma meğer kalmalardı ama bu kadim dağlarda demeli zelzeller olması normal haldi ama volkan küçülmesi mümkün değil. Onun için çok kalın yer kabuğu var. Yüzünüzde akışında yeniden fiyarlaşmaları. Tian Shan Dağları'nın jeolojik açıdan kadim olmasına bakmayarak burada seismik hareketlerin müşahede olunmasının sebebi evvelki testin eğinidir. Abdanizm yeniden kalmaya maruz kalması sebebini dedim. Hint Avustralya Tosferi tabasıyla tokuşmasıdır. Cevap. Çöl Duvarı'nda priz faydalı gazıtların olmamasının sebebi Çöl Duvarı'nda priz yok. Çöşünde menşeli surlar var. Yani nefkat ihtiyatları var. Çöşme surlar üstünde. Ona göre ki bura akumülatif menşeli erazdi, çöşe yerde getirme surlar toplanacak, getirme surların toplandığı yerde de filizden olma imkanı yoktu. O yüzden burada olacak filiz yani metallar rast gelinmeyecek. Düzgün cevap çöşme suların üstün olması. Cevaba bendim. Çiçek Kapkaz Dağı'nda faydalı kazıtların zenginliğinin sebebi Çiçek Kapkaz'da faydalı kazıtlarla hareket anlamında en zengin yerdi. Akçile filizlerle zengindi. Sebep dağlı ile yapan malik olması değil, magmatik suların geniş yayılması Çiçek Kapkaz Dağları'nda faydalı kazıtların geniş yayılmasının esas sebebidir. Magmatik sular geniş yayılıp onun için burada 4. dönemde çetten volkanlar püskürüp düzgün cevap beğendi. Çiçek Kapkaz'da filiz faydalı kazıtların yayılmasının esas sebebi Çiçek Kapkaz filiz zengindi, o için burada magmatik sular yani 4. dönemde burada volkanlar püskürüp Böyük Şırıl'da, Kızılboğaz'da, Gelingaya'da, Kızılgaya'da o cürde bura demeli filiz faydalı gazıtlarda zengindi. Az önce en çok filiz ihtiyatları da bu yerlerdedir. Demiri var, alüminyumu var, misi var, molibdeni var vesaire. Cürbecür metaller burada var. Magmatik suların geniş yayılması sebep. Düzgün cevap yiyebendi. Büyük Kapkaz Dağları'nda Çiçek Kapkaz Dağları'na nispeten filiz faydalı gazıtların az olmasının sebebi Büyük Kapkaz'ın üzeri çöşüldü surlarla örtülüp Çiçek Kapkaz'ın üzeri magmatik surlar. Çiçek Kapkaz'ı geniş yayılıp. Çiçek Kapkaz az doğru için Çiçek Kapkaz'ın üzeri bir de diyelim yumuşak çöşüldü surlarla örtülüp bu cevap aktaracak. Çiçek Kapkaz çöşme menşeli surların geniş yayılması değil sebep Büyük Kapkaz'da daha kadim dağ surlarından teşkil olması Büyük Kapkaz daha kadim dağ surlarından teşkil olmayıp Büyük Kapkaz'da Tiflion Prasitler'in üstündeyi, her ikide Tiflion Prasitler'in üstündeyi, Büyük Kapkaz'da çöşme menşeli surlar üstünü teşkil edilir. O gölde burada filiz çok azdı tekçe. Demek ki Balaşan Zakıt Aradolması'nda bir düşümü polimetal yatağı var. Düzgün cevap diyebilirim. Büyük Kapkaz'da Büyük Suarcı, Appalaj ve Kap Dağları'nda Karhattin olmamasının sebebi Karhattin bir düşümü yetenekli yukarı çabağın temperatürü soğuyor. Temperatür 0 dereceye. Ortalığı temponun 0 derece tehlikeye düştüğü yerlerde ileriden şöyle yağıntı eriyip kurtarmıyor. Nöbeti illere kalır. Biz bu hatta Karhattı diyoruz. Şimdi Büyük Suarız Appalaç Kapıdağlarında Karhattı yoktu. O yüzden buralar Karhattı'dan aşağıda yerleşir. Müttefik hündüşleri az olduğuna göre.
Müttakın güçler aldı. Mesela Ekvator'da Karhat Çeçir 5000 metreden tropikte Karhat Çeçir. 6000 metreden Azerbaycan'da Karhat Çeçir. 4000 metreden Hündürç'te kutba doğru buraya gelip çiçilir. Şimdi böyle su ağacı dağları. Demeli subekotel tropik kuşağı da değil. Burada Karhat'te en azı 4000 metre olmalı. Orada Hündürç 2300 metreden altı. Appalaş dağları hemçinin. Kap dağları da hemçinin. Bunlar yerleştiği endişte Karhat'ten aşağıdadırlar. Bunlar o yüzden buralarda Karhat'te olmayacak. O için mutlak ünlüçlere aldı. Camiye bendi. Arlubi objektlerin yaranmasının sebebi Arlubi çayın çöküntüsü. Çayın çöküntüsü demeli çay çöküntülerinin toplanmasının etkisi. Yani bir dediğim Arlubi çay çöküntüsü. Çay çöküntüsü de çay çöküntülerinin toplanmasından yaranır. Düzün Camiye bendi. Moren tepe ve tirelerin emele gelmesinin sebebi morenler buzdağın çöküntüsüdür. Buzdağın çöküntüsüdür. Süleyman paletle Eorlu diye formalar yaranır. Buzdağın paletle moren tire tepeleri uç moren yaranır. Moren çöküntüler yaranır. O yüzden buzdağın paletin içinde moren tepe ve tireler yaranır. Düzgün cevap B bendi. Buzdağın paletinde eksarasiye, daha sonra paletinde eksarasiye diyelim. Böyük Sahra'da fiziki aşınmanın gücü getirmesinin sebebi antrojen tesisinin güclü olması fiziki aşınmaya getirmez. Qədim kristalli bir övrüyə malik olmasının mətləbə dəxli yoxdur. Sütlar temperaturunun böyük olması gündüz, deməli hava 50 dərəcəyə qədər qızır. Gecə səhərə qədər isə temperatur 0 dərəcəyə qədər soyuyur. Sütlar temperaturunun çox böyük olduğuna görə sütlar bu temperaturun dəyişməsilə bağlı sınıb dağılır ki, buna da biz fiziki aşınma deyirik. Deməli səbəb tutkalı temperatürün böyük olması, tutkalı temperatürün böyük olmasının sebebi de havanın açık, aydın, quru, şeffaf olmasıdır. Güneş gündüz istiyor, maniyeti yerin sətinə gəlir. Yenidə gecə maniyyat şəkildə gələn isti qayıdıb gedir. Tutkalı temperatürün bu cür dəyişməsi pis qaşınmaya gəsib çıxardır. Düzün cavab seybəndir. Şimal Afrika'da düzenliklerin geniş yer tutmasının sebebi platformanın geniş arazi tutması. Platforma sözünün mənası bildiyiz ki, hamar yer deməkdir. Şimali Afrika'da, Şimali Afrika qədim platformadır. Qədim platformada düzənliklər geniş ərazi tutmalıdır. O geçici milyon illər bura xarici qüvvələr tərəfindən sındırılır, dağılır, parçalanır, hamarların düzlənir. Platformada hamar yer deməkdir. Şimali Afrika'da düzənliklər geniş yer tutmalıdır ki, bura qədim platforma sayəsidir. Düzün cavab əndir. Buzdağlara maç olan dağ zirveleri ve onların yaranma sebepleri. Kömürcü dübrar bazarıcı, kömürcü ile dübrarın yüzü azdı. Kömürcü 2493, dübrar 2305 metre. Buralarda buzdağ yaranabilmez o yüzden cevap sebepti. Şahda tufanda bazarıcı, şahda 4243 metre. Şahda tufanda 4191 metre, bazarıcı 4466 metre. Karhat tazarında subtropiklerde təxminən 4000 metreden keçir. Bunların önündeki 4 metreden çok olduğuna göre bunlarda buzdaqlar yaranır. Demek ki düzgün cevap Şahda, Tufanda, Bazarcı, Karhat'ta təxminən 4000 metreden düşen yükseklikten keçməzdir. Düzgün cevap B bendi. Böyük Qafqazın Cənubi yamacında sürüşmelerin baş verməsinin səbəbi. Sürüşmə nədir? Sürüşmə deməli, meyilli yerdə gil qatı üzərində toplanan suyun hesabına, meyilli yerdə gil qatı üzərində toplanan suyun hesabına yumşaq çöküntü sularının, qumlu, çıngıldı, bu cür ərazilərin yuxarıdan aşağı hərəkətinə bir sürüşmə deyirik. Cavabda bu cavab axtarıcı. Yamaclarda hənqdaşlığın səthə yaxın yerləşməsi yox, quru sularının toplanması, darınmazın zəif meyilli olması yox, meşədən çıxı yerləşməsi yox, cildli suların üzərində gil suyu keçirməyəndir. Qumlu, çınqıllı laylarda qurusların toplanması, meyilli yerlərdə cildli suxurların, su keçirməyən cildli suxurların üzərində qumlu, çınqıllı laylarda su toplanır. Bu da həmin o qumlu, çınqıllı layın yuxarıdan aşağı hərəkətinə səbəb olur ki, biz buna sürüşmə deyirik. Düzgün cavab deyə bəndi. Ki, Böyük Qafqazda bu çox geniş yəni, Böyük Qafqazın şimal yamacında da var, cənub yamacında da var, Abşeronda da var bu. Düzgün cavab deyə bəndi. Cənub Şərqi Qafqazın alçaq dağlı zonasında yaranan qobu şəbəkəsinin geniş yayılmasının səbəbi Cənub Şərqi Qafqazın alçaq dağlı zonasında yaranan qobu şəbəkəsi geniş yayılır. Buna səbəb quraq iqlim şəraiti və yumşaq cildli suların olmasıdır. Deməli cavab elə A bəndədir. Arid iqlim şəraiti buranın iqlimi quraqdır və yumşaq cildli sular yardığına görə yaranlar qoblar yaranır.
Çi Gobustan da bile yerdir, Gobulu yer demeydi. Gobulan yer demeydi. Sebep, demeli, kurak bilimdi ve yumuşak cilli sular geldiğine göre bu yarganlar yarandı. Yargan da cah su yolanda, yargan sözüdür bunların gibi, su olanda bu adı yargandı, su olanda bura çaydı, su olmayan da buna biz yargan diyoruz. Düzün cevabendi. Çiçek Kapkaz'ın ise Büyük Kapkaz'da sürüşme meselelerinin daha çok olmasının sebebi Büyük Kapkaz'da sürüşme meseleleri daha çoktu. Çiçek Kapkaz'da azdı, o için Büyük Kapkaz'da bir yer vardı demiştik. Büyük Kapkaz'ın üzeri yumuşak çeşitli surlarla örtü. Bu göre Büyük Kapkaz'da bu daha çok cahilipti. Çiçek Kapkaz'da bu kadar tura geldiğine göre Çiçek Kapkaz'da az cahilip. Bu cevap aktaracağım. Büyük Kapkaz'da yanıtların çok düşmesi ve en kadim surlar olması. Yanıtı çok düşmeyince çok düşür ama en kadim surlar yoktu. Çiçek Kapkaz'da meşe, çemen, landşaftın çok yayılması, bunun mektebe dekli yoktu. Düzü, meşe çemen sürüşmenin karşısına alan amildi. Büyük Kapkaz'ın yanıtların çok düşmesi ve meyilliğin daha çok olması. Demeli Büyük Kapkaz'da yanıtı çok düşür, hem de meyilliği çoktu. Ona göre de burada sürüşme değil, cilt kat üzerinde toplanan surların erazın yukarıdan aşağıya çekmesine sebep olacak. Bir buna sürüşme demişti, düzgün zapt eylendi. Büyük Kapkaz'ın şımarşığı yamadığında dar, derin çay derilerinin kanalının yaranmasının sebebi, çayların esnen yarış turlarıyla gıdalanmasına maruz edip değil sebep, çayların esnen buzdak turlarıyla gıdalanması dikili edip değil sebep, buzdakından başka bunlar yağış, kar, yeraltı sularla da gıdalanır. Erazide çetin yoran kadim suların geniş yayılması, erazide çetin yoran kadim sular yayılmayıp, yumuşak surların geniş yayılması dikili edip sebep. Büyük kalın şımarşık yamazında Samur, Kusar, Gudyal, Kara, Belbele çaylarında kanyonbari deriler yaran o göçü yumuşak sular geniş yaratı belirli deyip de dikli o göçü derin kanyonbari dereler yaran düzgün zam diyebendi. Xeritte sıkıntı işaretlenmiş arazilerde en çok baş veren eksojen proses ve onun esas sebebi neydi? Bura gördüğünüz gibi Hızır rayonundu, Şamakı rayonundu ve İsmaillı rayonundu. Buranın vardı. Kars mağaraları burada yayılmıyor. Cilli sular üzerinde su çeşimi yanlarında olması değil sebep yargandı. Yağış ve kars suların yuması değil sebep sürüşmedi. Direnizler yer altı suların akıdılması, direnizler yer altı suların akıdılmıyor. Getirme konusu meyilliğin az olması, karların erimesi değil sebep sürüşmedi. İntensif yanıtlar ve meyilliğin çok olması burada sürüşmeye sebep olur. İntensif yanıtlar ve meyilliğin çok olması bu arazilerde sürüşmelerin Karcıkı belirten sürüşmelerin tez baş vermesine sebep olur. Düzgün cevap yebendi. Belirleyelim Hızır rayonundu, Şamakı rayonundu, İsmaillı rayonundu. Bu rayonların arazisi. Baba Dağ'dan canıp şerge doğru Kapkaz Dağları'nın meyilliği keşin şaşırdı azalır. Ama demeli meyilliğin çok olması intensif yanıtlar burada sürüşmeye sebep olur. Düzgün cevap yebendi. Xeritə sıxıntı işlənmiş ərazilərin zəif antropogen təsirə məruz qalmasının səbəbi bu yerlərdə, deməli burada Qobustan, Dağlı Şirvanda Qobustan ərazisi, Ceyran çöldü, Acınohurdu bu yerlərdir. Burada demək olar ki, insanın fəaliyyəti, təsir fəaliyyəti çox azdır. Səbəb buranın quraqlığıdır. İlk növbədə quraqlıqdan gəlir. Düzən reliyef formundan geniş yayılması, düzən reliyef formları burada geniş yayılmayıb. Orta litiyemizde 10 derece seviyesinden yukarı olması değil sebep. Torpağlar mesutlar olması torpağların mesutlar değil sebep. Torpağlar mesutlar diyor, boz torpağlardır. Arif kendisinin relief formaları, çift yargan kovudu burada geniş yayılıp 4 düzgündü. Ehalinin sayı az duva göre dendrasyon antropojen tesisleri zayıf mevcut kalır. Ekşener torpağlar da burada yoktu. Torpağların boz torpağlardı. Esas problemin bir de burada suyun olmaması. Ekşener torpağların az olması getirip çıkardı. Demek düzgün cevap oldu. Arif kendisinin relief formlarının üstünlüğü, ehalinin sayının az olması ve ekşener torpağların az olması 4, 5, 6 doğru cevabdı. Atmosferin kütlesinin büyük hissesinin troposferde cemlenmesinin sebebi yer küresinde, yer küresinde yarananda magmadan ayrılan buharın hesabına, buhar yer küresinden ayrılabilmedi. O için yer çok büyüceydi ve onun çok büyük cazibe kuvveti vardı. Ay baracı olduğuna göre o ayda da ayrılan, orada da vulkanların kraterleri durur. Aydan, magmadan ayrılan uçucu bilimin için uçtu yetti. Ay ön kütlesi balıcı ne olur uçtu yetti kainata. Ama yer nehenk olduğuna göre bu
Magma dayanılan gazlar yerin etrafında demeli toz dumanları, bulutlar yarattı ve bu da yağıntı şeklinde yer bunu öz etrafında sakladı, havanı öz etrafında sakladı. Bu da yağıntıya getirip çıkarttı. Yağıntı da yavaş yavaş yerin sertliği temperatürün aşağı düşmesine, yer kabuğunun soğumasına, litosferin yaranmasını getirip çıkarttı. Bunların hepsinin sebep atmosferin kütlesinin büyük kütlesi troposferi dedi. Yani atmosferin en aşağı hissesinde olacağım. Yerin cazibe kuvveti bunu eledi. Düzgün cevap B bendi. Yüksek dağ zirvelerinde güneş radyasyonun çok olmasına bakmayarak kar ve buzdağların erimemesinin sebebi. Yüksek dağ zirvelerinde güneş radyasyonu çoktu. Mesela bizde de bazı ucunda çoktu. En yüksek demeli güneş radyasyonu bizde kapıcıkladı. Ama hemen yerde kar buzdağlar erimir. Ona göre ki atmosfer tezgahı aşağıda bulutluluk çok değil, düzgün değil. Bulutluluk çok diyor burada. Zirvede güneş radyasının miktarı az, yanıtlar çok. Zirvede güneş radyasının miktarı az diyor. Çok da cevap. Çok değil. Güneş radyasının miktarı bulutluğun çok olması, bulutluk çok değil. O acı cevap setti. Güneş şualarının zirvelere kişi uzağının düşmesi ve setin eksiltme kabiliyetinin çok olması. Demek burada birinci güneş şuaları kişi uzağının düşmene, kişi uzağının düşür ve set ak renkli olduğuna göre gelen güneş şuasının 91-90-95 vaydını eksiltirir. Bu gölde kar buzdağları erimir. Kar buzdağlarının erimemesinin esas sebebi o setin eksiltme kabiliyetinin çok büyük olması. Cevap diye bende. Orta dağdan zirveye doğru güneş radyasyonu miktarının artmasının sebebi. Bir düşme adımda çural zorunda dağlara kalktırca orta dağda yani tahminen 1000 metreden 2000 metre kadar bulut çok değil. Ele 2000 metreden yukarı kalktır. Bulut azalır. Bulut azalandan sonra ise güneş radyasyonu çoğalmaya başlayır. Yani düzgün cevap olur bulutların azalması. Orta dağdan zirveye doğru mesela Şamak'tan yukarı doğru başka bazar düzüne doğru bulut azalacak. Bulut azaldığına göre de güneş radyasyonu miktarı artacak. Yani düzgün cevap oldu sevendi. Yükseliğe doğru atmosfer tezginin değişme sebebi. Yükseliğe doğru atmosfer tezgi aşağı uçur. Ona göre ki istenilen bir noktada atmosfer tezgi hemen noktadan tuttu. Atmosferin üst seviyesine kadar olan hava sütunun ağırlığına beraberdi. Biz ne kadar yukarı kalkarsak bir o kadar da bizden yukarıda olan hava sütunun kalınlığı azalacak. O acıyla tezgi aşağı düşecek. Havanın şeffaflığının değişmesi sefti cevap. Temperatürün değişmesi zararlı gazların artması sefti cevap. Temperatürün artması havanın gaz tepkinin değişmesi temperatür artmış. Ozon moleküllerinin miktarının azalması değil sebep. Ozon 20-30 metre arasında azalır. Havanın sıklığı azalır. Yukarı kaç hava sıklığı havanın sıklığı azalır. Bu atmosfer tezginin azalması demeyelim. Düzgün cevap havanın sıklığının azalması. Cevaplar başka şekilde durabilir ki orada gelecek diyeceğim. Patlat küreklerinin gelme meyil etmesinin sebebi patlat küreleri tropiklerden ekvator doğru esen küreydi. Şimal yöntesi şimal şerden canım gelme doğru, canım yöntesi canım şerden şimal gelme doğru esen küreklerdi. Şimdi gelme doğru meyil edilir her ikisi. Ona göre ki gelp yarım küresinde alçak tezgah sahasının mevcut olması değil sebep, şerg yarım küresinde yüksek tezgah sahasının olması değil sebep, gelp yarım küresinde su sahasının geniş araziler tutması, kalbimizde su sayesi geniş araziler tutması mektebe dâhil yoktu. Yerin uzunluğunda pırlanmasıdır bunu eyleyen. Ekvator en uzun paraleldi biliyorsunuz. Kütlerden ekvatora geldikçe çeviren uzunluğu artıp da pırlanma süretinin artması sebep olur. Yer uzunluğunda pırlandığına göre ekvatorunda kızmış hava akınları süretle yukarı kalkır. En büyük pırlanma süreti ekvatordadır. Yer uzunluğunda pırlanmadığına göre demeli patlat kökleri kalbe doğru meyledir. İstikamet de şımar yönetici şımar şeridinden canım kalbe doğru, canım yönetici canım şeridinden şımar kalbe doğru küreğiler esir. Düzgün cevap diye bende yerin uzağında pırlanması. Şımar yönetici hava kütlelerinin yayda şımalı, kışta canıma doğru yeri değişmesinin sebebi bir düz çimi hava kütleleri daim öz yerini değişir. Ne tel değişir? Demeli güneş şimala gittikçe sanki bütün hava kütleleri güneşin daha şimala gidip güneş canıma gittikçe bütün hava kütleleri sanki güneşin ardınca canıma doğru. Esnafata güneş yerini değişmiyor. Yer küresi güneşe doğru ile bir vaziyet alır. Güneş şimalda canıma doğru. Şimdi şimal yöntemde hava kütleleri yayda şimala gidip güneşin zenit vaziyeti değişir. Mesela yayda güneş cevci 20 derece şimal indiğine, ekvator havada ekvatordan gelir mesela diye ki 10 derece şimal indiğine. Tropik cebe mesela diye ki 20'den gelir 30'a 40'a. Mülayim hava gelir mesela diye ki 30-40'dan gelir 50-60'a. Bu tür hava kütlelerin hamısı şimala doğru geçir. Güneş canlı yerde hava kütleleri de canlı geçecek.
Yəni günəşin zenit vəziyyətinin dəyişməsi buna səbəb. Düzgün cavab B bəndi. Günəş şimal elində bütün hava kütlələri sanki onun dalınca şimal edir. Günəş cənub elində bütün hava kütlələri sanki onun ardınca cənuba gedir. Düzgün cavab günəşin zenit vəziyyətinin dəyişməsidir. Cavab B bəndi. Daimi küləklərin yaranma səbəbi. Daimi küləklər illər boyu istiqamətin dəyişmədən eyni bir istiqamət üzrə əsən küləklərdir. Daimi küləklər yaradan yer kürəsində bir üzü 7 dənə təzyiq qurşağı var. Ekvatorda alçaq, tropiklərdə bir şimalda bir cənubda yüksək, mülayimlərdə alçaq, kütlərdə yüksək təzyiq qurşaqları var. Daimi küləklərdə bu yüksək təzyiq qurşaqlarından alçaq təzyiq qurşaqların əsən küləklərdir. Yəni tropiklərdə həm ekvator həm mülayim əsən küləklərdir. Bir də qütblərdən şimalda şimal mülayim, cənubda isə Antarktidadan cənub mülayim qurşaq əsən küləklərdir. İndi bunu yaradan deməli təzyiq qurşaqları arasında yaranan təzyiq fərqidir. Ki, düzgün cavab D bəndində gördüm. Alçaq və yüksək təzyiq qurşaqları arasında yaranan təzyiq fərqi daimi küləklər yaradan əsas səbəbdir. Cavab D bəndi. Mövsümü küləklərin yaranma səbəbi. Mövsümü külək nədir? İl ərzində istiqamətin 2 dəfə dəyişən küləkdir. Yayda okyandan quruya, qışda isə qurudan okyana əsən küləkdir. Yayda quru ilə su il ərzində müxtəlif cür qızıb soyulur. Su kainatda ən böyük istitutuna malik olan maddədir. Ən böyük istitutma. O yüzden su az qızır, gec qızır. Quru ən az istitutuna malik olan maddədir. Quru tez qızır, çox qızır. İndi mövsüm şeylərdə yaradan su ilə qurunun bu cür müxtəlif cür qızıb soyulmasıdır. Yayda quru çətli yüzde şəkildə qızır, qızmış istaba yuxarı qalxır, quru üzərində alçaq təzyiq yaranır. Və okyan bu ilərdə qızmadığına görə okyanda temperatur xeyli aşağı olunur, okyanda hava sıx olur, hava sıx olduğu okyandan qurun üzərinə gəlir. Adi ki, okyan üzərinə gəldiyi görə bol yağış verəcək. Bu nadir yay mustonu, qış mustonu isə qışda quru çətli kəskin şəkildə soyulur, o ki, istihsaxlama qabiliyyəti bunun çox azdır qurunun. Kəskin şəkildə soyuyur. Okyan o dərəcə soymayacaq. Çünki tutumu çox böyükdür onun. Quru üzərində qışda sıx hava yaranır, yüksək təzyiq yaranır. Suyun üzərində temperatur xeyli yüksək olduğunda alçaq təzyiq yaranır. Qışda həmin hava təzdən okyana qayıdır. Qurudan getdiyi görə aydın ki, yağıntı verə bilməyəcək. Deməli, mövsüm küləklərinin yaranmasının səbəbi okyan ilə quru üzərindəki hava kütlələri arasında yaranan təzyiq fərqidir. Okyan quru üzərindəki hava kütlələri arasında yaranan təzyiq fərqi mövsüm küləklərindən əsas səbəbdir. Düzgün cavab sevəndi. Nisbi rütubətin artması səbəbi. Nisbi rütubət nədir? Hava özünü müəyyən temperaturda müəyyən qədər su buxarı saxlaya bilər. Məsələn, deyək ki, 10 dərəcədə 10 dərəcə temperaturda hava özünü 9 qram saxlaya bilər. 20 dərəcə isə 17 qram su özündə saxlaya bilər. 30 dərəcə 30 qram özündə saxlaya bilər. İndi nisbi rütubət artanda hava doyacaq. Doymaya yaxınlaşacaq. Nisbi rütubət nə qədər qalxarsa, yüzdə qalxanda bu havanın doyması deməkdir. Düzgün cavab deməndə havanın doyma həddinə yaxınlaşmasına. Doyandan sonra da aynıki yağıntı düşəcək. Ya məsələn 90-95% oldu, yağıntı düşməyə başlayacaq. Deməli, nisbi rütubətin artması səbəb olacaq doyma, havanın doyma həddinə yaxınlaşmasına. Axırda yağıntı düşməsinə. Düzgün cavab deməndir. Nisbi rütubətin azalması səbəb olur. Aynı nisbi rütubət azalırsa, deməli, hava quruyacaq. Havanın da qurulması doyma həddindən uzaqlaşması deməkdir. Burada cavabı elə verdiyinə görürəm. Hava nisbi rütubət azalırsa, hava quruyur. Yəni hava doyma həddindən uzaqlaşır, düzgün cavab C bəndi. Tropik yerlərdə sutkari temperatur ambitinin böyük olmasının səbəbi tropik yerlərdə sutkari temperaturu çox böyükdür. Gündüz 50 dərəcəyə qədər qızır, gecə səhərə yaxın 0 dərəcəyə qədər soyuyur. Yəni temperaturun böyük olmasına, sutkari temperatur ambitinin böyük olmasının səbəb burada enən hava hakimdir, bulud azdır, o görə də enən hava bulud az olduğuna görə, yəni havası açıq, aydın, quru, şəffafdır. Gündüz güclü şəkildə qızacaq, gecə isə kəskin şəkildə soyuyacaq. Yəni gündüz günəş şüasının gəlməsinə bir maneə yoxdur. Gecədə isə o günəş şüasının uçub gedməsinə maneə yoxdur. Yəni Türkiyədə su temperaturunun böyük olmasına səbəb havanın enən hərəkəti buludun olmamasıdır. Düzgün cavab D bəndi. Yer kürəsində ən soyuq sahə şimal yox canlı qütləsi daxilində yaranmasına səbəb yer kürəsində ən soyuq sahə canlı qütləsi daxilindədir. Səbəbi sadə dildə izah edeyim. Səbəb, deməli, şimal qüt dairəsi daxilində, şimal buz okyanı, cənub qüt dairəsi daxilində Antarktida materiki yerləşir. Materiklər orta hündürlüyünə görə, Antarktidanı saymıram, ən hündür materik Avrasiya 950 metr, Afrika 750 metr, Şimal Amerika 720 metr, Cənub Amerika 580 metr, Avustralya 350 metr hündürlüyə malikdir. Antarktidanın orta hündürlüyü 2040 metrdir.
Yani şunlar Gut Dairesi'nin hündürlüğü, mutlak hündürlüğü 0 metre ise Canım Gut Dairesi'nin hündürlüğü 2040 metredi. 2 kilometre yani yukarıda. 2 kilometre yukarıda olduğunu için temperatür 12 derecede aşağı olmalıydı. Bu acıda yer kütlenen soru sahaya şımarıyor. Can kütlenesi dahilinde yerleşir. O acıda ki o acıda ki mütlak hündürlüğü çok olan kuru sahati geniş sahattir. Cevap A bende. Antarktida. Orta hündürlüğü 2040 metredi. En soru sahaya da oradı. Düzün cevap A bende. Havanın en yüksek temperatürün ekvatorunda değil tropiklerde müşahede edilmesinin sebebi şu anda bunu da yeniden sade şekilde bileceksiniz. Ekvatorda kalkan havadı, hava daim tutkun bulutlu değil. Tropiklerde inen havadı, havası açık aydın, kuru şeffaftı. O yüzden en yüksek temperatür daim bulut olan ekvator olmayacak. Havası açık aydın, kuru şeffaf olan tropiklerde en yüksek temperatür olacak. Yani en yüksek temperatürün tropiklerde müşahede edilmesi sebebi tropiklerde kalkan hava akımlarının üstün olması değil. Tropiklerde alçak tezyik kuşağında yerleşme, tropiklerde alçak yüksek tezyik kuşağında değil, tropiklerde bulunduğun az olması sebep. Düzgün cevap C bende. Ekvatorda yağıntıların çok olmasına sebep. Ekvatorda yağıntılar çoktur. O göre ki ekvatorda kalkan hava akımları, kalkan hava kütleleri üstündü. O için il boyu güneş olarak büyük bir cevabında şu ekvator cepti yüce şekilde kızır, kızmış havada yukarı kalkmaya mecburdu. O yüzden kalkan hava kütlelerinin üstündü. Ekvatorda çok ekvatora çok yağıntı düşmesine sebepti. Düzgün cevap B bende. Yer kürede en çok atmosfer yağıntıları hangi dağların etkilerini düşür ve bunun sebebi nedir? En çok yağıntı düşür Himalaya dağlarının cam yamaçlarına sebep ise Hint Okyanusu'ndan gelen muson şeklerdi. En çok yağıntı düşür. Bir diyelim Himalaya dağlarının cam yamaçlarına Cerrahpunta Menteşesi'ne sebep Hint Okyanusu'ndan gelen muson şeklerdi. Cevap A bende. Yerüstünde en az yağıntılar hangi dağın eteklerinde düşür ve bunun sebebi en az yağıntı yerüstünde düşür 1300 Atacama Sahrası'na. Atacama Sahrası da Ant Dağları'nın top şehirleri 23. paralelde Ant Dağları'nın Sağ sahillerinde olan bir mentegedir. En az yağıntı orada düşür. Sebep demeli Ant Dağları'nın top şehirlerine yüksek tezyik ve soğuk okyan cereyanı. Burada yüksek tezyik inen hava şimdi sahilden de soğuk. Demeli Peru cereyan için. Bu da bura demeli olarak ki iller boyu 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl önce hiç bir damla yağıntı düşmüyor. Yağıntının orta miktarı tahminen 2-3 milimetre. Dünyada en kuru havası olan yerdi bura. En kuru havası olan yerdi bura. O yerde kosmosu, kainatı müşahede etmek için en güçlü teleskoplar burada yerleştirilir. Kosmosu yakışı görmenin en yakışı yeri havası kuru, açık, aydın, şeffaf olan Ant Dağları'nın bu top şehirlerdi. Atacama Sahrası olan yerdi, Çili Devleti'nin arasında yerleşir. Düzgün cevap B bende. Güneş radyasyon miktarının çok olmasına bakmayarak dağların zirvelerinde havanın temperatürünün aşağı olmasının sebebi. Troposferin yukarısında atmosferin sıcaklığının az olması düzgün cevap troposferin yukarısında havanın sıcaklığı azdı bir. Kurunun daha geniş sahip olmasının mektebe dekli yoktu. Bu, bütün dağların zirvesinde daimi buzdolabı olması, bütün dağların zirvesinde daimi buzdolabı yok cevap septi. Zirvelerde güneş şuasının hiçbir zamanda düşmesi ve Udnan radyasının az olması, Udnan radyası azdı, o gücü çok da eksi Udnan radyası. Sebep bak budur. Güneş radyasının miktarı çok olmasına çok olsa da dağların zirvelerinde havanın temperatürü aşağıdı. O göre ki troposferin yukarısından atmosferin sıklığı azdı. Ve ikincisi de zirvelere güneş şuası hiçbir zaman altında düşür ve Udnan radyası azdır, radyasyon çok hızlı eks olunur. Yani ak renkli olduğuna göre güneşten gelen radyasyon geri kaytarır. Bu da demeli temperatür aşağı olmasını izah edilir. Yani düzgün cevap oldu 1 ile 4. Şergi ve Canım Şergası ile güçlü çeklerin tayfunlarının yaranmasının sebebi. Şergi ve Canım Şergası Asya için tayfunlar güçlü şeyler karakteristik okyan ve buru arasında keskin atmosfer tezgi. Okyanla buru arasında keskin atmosfer tezgi var. Okyanda tezgi çok yüksek, kurda tezgi çok aşağı olur ve bu da demeli tayfunların yaranmasının esas sebebi. Ümumiyetle güçlü küre yaradan keskin atmosfer tezgi fergine göre büyük olursa küre gidip orada güçlü olacak. Bir de diyelim tezgi fergine göre büyük olursa küre gidip orada güçlü olacak. Orada bu cevabı aktaracaksınız. Su ile kurarsın çetin tetik pergi. Cevabı bende.
Mülayim işlerin nispeten Ekvator'a yanıtların çok düşmenin sebebi Ekvator'da alçak tezgili, mülayim kuşağıdır alçak tezgili ama Ekvator'da güneş var mevzu altında düşünüyor. Ekvator'da temperatür yukarı olur. Mülayim işleri güneş Ekvator'da mukayesede hayli içi mevzu altında düşünüyor. Mülayim işler az kızır. Ekvator kızmış hava. Ekvator temperatür daha yükseldi. Mülayim işler daha ona Ekvator'da mukayesede temperatür hayli aşağıladı. Hava da ne kadar çok kızarsa buharlanma bir o kadar çoğalar. O yüzden Ekvator'da daha çok su buharlanır. Daha çok su parlanıyor, daha çok yağın düşeceği mülayimden az su parlanan altta yağın yazıyor. Yani bu cevabı aktaracak. İleride yüksek temperatür neticesinde en ağır akıllar yanan sertti. Mülayim işlerle yalnız, enişlerde yalnız yayda mülayim hava kütlesi hakim olur. İl bu hakim olur cevap sertti. Ekvator zonunda uçurlar daha geniş durdu. Bunun dekli yoktu. Mülayim işlerle gap çekilere daha çok tehdit dekli yoktu. Sertti daha çok kızdığına yüz yüzde kalkına bakınlar yanan. Ekvator'un sertti. Kürt yüzü kızır, o yüzden güneş var, mevzu altında çünkü yüz daha bakımlar yanar. Bu da Ekvator'da yanıkları daha çok düşmesi sebep olur. Mülayim kuşak bununla mukayesede az kızır ve az su buharlanır ve kalkan havada çok yağıntı bile bilmeyecek. Ekvator yağıntı miktarı eğer 2000-2200 mm ise mülayim işlerde bu maksimum 1000 mm çatır. Düzgün cevabı yebendi. Sübekuta uşağıda yayın rutubetli kışı guri çeşmesinin sebebi. Sübekuta kuşağıda yay rutubetliydi. Bunun yanında Ekvator'a kuşağı var. Ekvator'dan gelen havaya göre kış guri duvacı tropikten bura hava gelir. Demeli yayda Ekvator'a hava burada hakimdi. Kışta tropik hava hakimdi. Çeşitli kuşağların bildiği için öz hava kütlesi yoktu. Konuş hava kütleleri gelir bura. Sübekuta kuşağı. Ekvator kuşağı da tropik kuşağın arasında değil. Yayda demeli bura gelecek. Ekvator'a hava. Ekvator havada demeli kalkan havadı. Kalkan hava olacak, bol yağıntıya sebep olacak. Kışta tropik gelecek, tropikte inen havadı. Bu ise yağıntı vermeyecek. Demeli düzgün cevap olacak. Yayda ekvatoryal, kışta tropik hava kütlesinin üstünlüğü cevap olur diye bendi. Yayda ekvatoryal hava gelir, bol yağıntı verir. Kışta tropik hava gelir, yağıntı vermiyor. Mesela Hindistan'da yayda su varmaya ihtiyacı yoktu. O çocuğunda yağış yağır. Kışta tropik havadı. Havası istikrarlı, su varmaya mecburlar. Düzgün cevap diye bendi. İrlanda'da kışın Belarus'ta nispeten mülayim çeşmesinin sebebi İrlanda bildiğiniz gibi Atlantik Ocean'da adadır. Belarus'ta Şerqi Avrupa'da her tarafın denize şişi olmayan bir ölçeli. İrlanda daha canlı yerleşik her iki yenilişleri İrlanda gibi Atlantik Ocean'ın tesiri çok büyüdü. Eksine İrlanda gibi Atlantik Ocean'ın tesiri büyüktü düzgün cevap. Belarus Matiç'in dağında yerleştiriliyor. Atlantik Ocean'ın tesiri Şerqi'ye geldiği için azalır ve Belarus'ta Atlantik Ocean'ın tercih hayli az olduğuna göre İrlanda'da kış Belarus'ta nispeti hayli mülayim çeşir. Belarus'ta ise kış soğuk çeşir. Düzgün cevap oldu. B bendi. İrlanda'nın ilgili Atlantik Ocean'ın tercih çok büyüdü. Cevap B bendi. Coğrafi yeniliğin esas ilmiyetlerin amellerden biri olmasının sebebi surların eniş tansiyonları değişmesi değil. Hava kütlelerinin festivalde yerini sabit kalması, hava kütlelerinin festivalde yeri sabit kalması, hava kütlelerinin yeri değişir. Eniş tansiyonları redyepin değişmesi redyep eniş tansiyonları değil. Dahil kuvvelerin yarattığı dahil kuvvelerinde coğrafi eniş tansiyonu değil. Coğrafi eniş tansiyonları güneş şu an düşme bıçakı değişir. İklim ameliyatının amellerinden biri de coğrafi eniş. O adı görüşü coğrafi eniş tansiyonu güneş şu an düşme bıçakı değişir. Yani Ekvator'un kütlere doğru güneş şu an bıçakı değişir. Bu da iklim ameliyatının esas amildi, birinci amildi. Coğrafi eniş tansiyonu güneş şu an düşme bıçakının değişmesi cevabı demendi. Arktik ve tropik seyirler dönemde havanın aydın, bulutlu ve yağıntı olmasının sebebi demeli Arktika'da yağıntı düşür, tropikte de yağıntı düşür. Ona göre ki Arktika'da tropikte her iş yüksek tercih sahibinde değil. Yüksek tercih sahibinde o demek ki hava enen her şeydi. Enen havada kızır, kuruyor, yağıntı vermiyor. Demeli düzgün cevap olacak yüksek tercih sahibi havanın enen her şeydi. Her ikisi bu da yağıntıdan düşmesi sebep olur. Kalkan havanın hacmi olduğu ekvatoryal mülayim işlere yağıntı bol düşür. Enen havanın hacim olduğu aktif ve tropik ve aktif genişler ise hava indiğinden yağıntı az düşür. Havası açık, aydın, kuru, şeffaf olur. Düzgün cevap sevendi. Pranipit'e ilim kuşağlarının yaranma sebebi yer sertliğinin güneş etrafında tarafından geri beraber kızması ilim kuşağlarının yaranmasının esas sebebi. Bir de diyelim, yer sertliğinin güneş tarafından geri beraber kızdırması, o yer kütle şeklinde diyeyim. İklim kuşağlarının yaranmasının esas sebebi değil. Bizim öğrenimiz iklim kuşağları bildiğimiz gibi 7 tane esas iklim kuşağı var. Bir tane ekvatoryal, 2 tane tropik, 2 tane mülayim,
Arktik, Antarktik ve Alpen'de iki çizgi kuşağı var. İki tane subekvatoryal, iki tane subtropik, subarktik ve subantarktik. Güneş, yer seti güneş süratlerinin geri beraber kızdırıldığına göre bu tür iklim kuşağı yaran cevabı oldu abendi. Hans Yarımşı'da daha soğuk ve bunun sebebi gel bir yöntesi Antarktik, Akça'nın Antarktik'e kadar uzandığına göre septi cevap gel bir yöntesi şey yöntesi bunun mektebe yaklıyordu. Şimal yöntesi Şimal Buz Okyanı burada iyileştiğine göre Şimal Buz Okyanı buradan soğuklarına sebep olmaz. Canım bir yöntesi su sayısı daha az olduğuna göre su sayısı az diyoruz. Canım bir yöntesi su sayısı daha çoktu. Gurun'un Şimal yöntesi de suyla Gurun'un nispeti 60'ın 40'ı ise canım bir yöntesi de 80'in 27. Guru 20 faiz, su 80 faiz, şimal yöntesi 60'ı 40 kat nispetli. Septi cevap, canım yöntesi Antarktika'da burada yerleştiğine göre canım yöntesi daha soğuktu. O yüzden bir arada dediğim Antarktika'da 2040 metre orta öndürlüğe maalesef öndür olduğuna göre canım yöntesinin daha çok tehditli, canım yöntesi daha soğuk olur. Düzgün cevap diyemendi. Kalahari çiçeğinde arı tehla eğilimini formasyon sebepleri. Kalahar Çiçeği Afgan Cenabı'nda bildiğiniz gibi trop şenişlerden matı için dahil hissetindedir. Sahilde Namib Sahrası yerleşir. Bura, niye göre burada ne Sahra ilmi yaranır? Alça tezli kuşağında yerleşmesi değil sebep. Bura alça tezli diyor, yüksek tezli. Şuma Pasa Çiçeği'nin tersine maruz kalması. Bura Şuma Pasa Çiçeği'nin tersine maruz kalabilmez. Ki canlı yapısı yerleşir. 3. Yüksek tezli kuşağında yerleşmesi esas sebeplerden biri de yüksek tezli kuşağındadır. Canım tropçu boyunca yerleşmesi düzgün cevaptı. Canım tropçu boyunca değil. En ana başlıkları üstündü, en ana başlıkları üstündü. Kalahar çocuğunda arı sahile ilgimi yaradan bu sebeplerdi. Yüksek tezli kuşağında yerleşmesi, canım tropçu boyunca yerleşmesi, en ana başlıkları üstündü. Kalahar çocuğunda arı sahile ilgimi formasyon amillerdi. 3, 4, 5. Yukatan yarımadası rütübeti tropçu ilgimin formasyon sebepleri. Yukatan yarımadası bildiğiniz gibi merkezi Amerika'da, demeli Meksika'nın canımında, Meksika çölbeyde Karib Denizi arasındaki yarımada değil. Merkezi Amerika'nın en büyük yarımadası değil. Gepçeli'nin tersine maruz kalması, bura Gepçeli'nin tersine maruz kalabilmez, o işi Tropşin yanında değil. Canım Pasaköy'ün tersine maruz kalması, bura canım yok, Şuma Tropşin, Şuma Pasaköy'ün tersine maruz kalabilir. Oçcan sahili mevkiydi, Oçcan sahilinde de düzgündü. İsti Celyan'ı gibi yana Celyan'ın tersine maruz kalır, düzgündü. Şumal Pasaköy'ün tersine maruz kalır, düzgündü. Yukatan Yarımadası'nın rütübeti Tropşin'in yarımadanlar da buradı. Oçcan sahili mevkii, İsti Oçcan Ceryan'ın tersine maruz kalması ve Şumal Pasaköy'ün küreklerinin tersine maruz kalması Yukatan Yarımadası'nın rütübeti Tropşin'i formalaştırır. Düzgün cevap oldu 3, 4, 5. Aliyet Yarımadası'nda mülayim denizli iklim tipi formalaştırın sebepleri. İnan hava kütlelerinin tesiri Aliyet Yarımadası mülayim iklim kuşağında yerleşir. Şumal Amerika'nın gerbinde. Sarkıcan sahillerinde. Burada demeli en ana baçütleler diyor. Mürahim enişlerde olduğuna göre karhana baçütleler diyor. O göre bir septi. İçi alça tezlik kuşağın değilleşmesi. Esas sebeplerden biri diyen yani içi doğru değil. Barik maksimum değilleşmesi. Barik maksimum güçlü atmosfer tezlik sayesinde. Burada alça atmosfer tezlik sayesinde. O göre üç septi. Dört isti cercanından tersine maruz kalması. Bura Alyaska'ndası isti Alyaska cercanının tersine maruz kalır. Buradan Mürahim denizliğin tipinin formasyonun sebeplerinden biri diyeni 4 doğurdu ve deniz sahili mevki 5 bu da doğurdu. O için Aliyes Kerimdası deniz sahili mevkide olduğuna göre Mürahim denizliğinin formülaşır. Bu da doğurdu. Yüksek buharlama kabiliyeti bura Mürahim inişlerde 60 derece yakın bir yerde değil. Buharlama kabiliyeti yüksek değil. O için havanın temperatürü aşağıdır. Yani düzgün cevabı oldu. Aliyes Kerimdası Mürahim denizliğinin formasyonun sebepleri oldu. Alça tezlik kuşağının yerleşmesi 2. 4. İsti Ceryanlıların tersine maruz kalması ve 5. Deniz sahili mevki. 2, 4, 5. Karakum ve Kızılkum seherlerinin mülayim ve kısmende subtropik kuşağı demire gelmesinin sebebi. Karakum Kızılkum seherleri bildiğiniz gibi Orta yahut Merkez Asya'da Özbekistan Türkmenistan arasında formülaşır. Bura yüksek tezlik kuşağında yerleşmesi. Bura demeli subtropik kısmen, mülayim kısmende subtropik kuşağında değil, yüksek tezlik kuşağında değil. O yüzden A bende septi, B bende şimalda yani rütübetli başkütlerin karşısında yüksek dağların kesmesi. Buranın şimalda yüksek dağlar yoktu ve şimalda yani rütübetli başkütlerin karşısı kesilmir. Bu da septi. Sibir'in kuru hava kütlelerine tesir göstermesi. Sibir'in kuru hava kütleleri buna tesir etmir.
səhv cavabıdır. İnsanların təbiətdən səmərəli istifadə etməsinin mətləbə dəxli yoxdur. Maddəçin daxili hissələrində yerləşməsi, Qaraqum, Qızılqum səhərləri, mülayim bu uşaqda, qismən subtropik uşaq deyək ki, abrasiya bildiyi üçün çox nəhəng materikdir. Okyanlardan çox uzaqdadır və Mərkəz Asiya, Orta Asiya okyanlardan çox uzaqdadır. Ən azı okyana yaxınlığı burada 2000 km-dən çoxdur. O materikin daxilisinin yerləşməsi burada mülayim qurşaqda, həmçinin qismində subtropik qurşaqda səhranın yaranmasına əsas səbəbdir. Sudan çox uzaq olduğuna görə burada səhra yaranır. Yəni düzgün cavab materikin daxilisində yerləşməsinə görə Qaraqum, Buzulqum səhraları mülayim qurşaqda yerləşməsinə baxmayaraq burada səhra əmələ gəlir. Düzgün cavab oldu C bəndi. Antarktida az yağıntı alan materik olsa da orada rütubət əmsalının bahitdən böyük olmasının səbəbi həqiqətən Antarktida deməli, yer kəsdə ən az yağıntı uçan materikdir. Yağıntının orta miqdarı 100 mm-dən azdır. Yəni, böyük səhradakından da buna az yağıntı düşür. Buna baxmayaraq, orada rütubət əmsalı bahitdən böyükdür. Bunun səbəbini istəyir bizdən. Materikin alçaq təzik qurşanında yerləşməsi, Antarktida alçaq təzik qurşanında deyil, yüksək təzik qurşanındadır. Materikin 3 okyanla əhatə olunması. 3 okyanla əhatə olmanın bura dəxli yoxdur. Digər materiklərdən uzaqda yerləşməsi, Avstraliya kimi bunun da dəxli yoxdur. Günəşin materikin səthini zəif qızdırması. Materik səthi zəif qızdırdığına görə Antarktida dünyadakı ən soyuq materikdir. Orta hündürlüyü 2040 metr olduğuna görə, materikin səthi zəif qızdırıldığına görə səthi, deməli, qar, buzla örtüldü. Bu da orada, deməli, az yağıntı düşsə də rütubət əmsalı bahitdən böyükdür. Ona görə ki, üzəri buz örtdü. Bu da buzla rütubət deməkdir. Üçüncü cavab, günəşin materikin səthini zəif qızdırmasıdır. Cavab D bəndi. Şimalı Amerikada aktiv kütlələrinin materikin cənubuna qədər yayıla bilməsinin səbəbi Kanada Antarktikasının materikdə yerləşməsi, hava kütlələrinin sürətinin çox olmasının mətləbə dəxli yoxdur. Dağ sərinlisində median istiqamətdə uzanması Şimalı Amerikada aktiv kütlələrinin materikin cənubuna Amerika körfəzinə qədər yayıla bilməsinin səbəbi olur. O cür qarşısını keçən dağ kütlələri yoxdur. Kadir dağları materikin qərbində şimaldan cənuba doğru uzanır. Materikin şərqində Appalaş dağları deyəndə median istiqamətdə uzandığına görə şimaldan gələn soyuq artırma kütlələrinin qarşısını keçən bir maneə olmadığına görə aktiva kütlələri materikin cənubuna qədər uzana bilir, yayıla bilir. Düzgün cavab oldu. Dağ sərinlisindən median istiqamətdə uzanması cavab C bəndi. Böyük səhrada atmosfer yanıqlarının az düşməsinin səbəbi deməli, hər hansı bir yerdə əziz yanıqda düşürsə, deməli, buna səbəb yüksək əzikdir. Yəni, enən havada. Enən havada qızır, quruyur, yanıqda düşməsinə mani olur, bu cavab axtaracaq. Qalxan hava axınlarının üstündəyə, qalxan havada yanıqda bol düşməlidir. Arar bənzin təsirin mətləbə dəxli yoxdur. Əksinə, bu çox yanıqda səbəb olmalı ola bilər. Günəş radiasiya miqdarının pəs sözü dəyişməsinin mətləbə dəxli yoxdur. Relyefin təsir göstərməsinin dəxli yoxdur. Enən hava kütlələrinin üstündəyə. Böyük səhrada yanıqların alt düşməsinin əsas səbəbidir. Böyük səhrada yüksək təzik enən havadır. Ona görə də yanıqda alışır. Enən hava qızır, quruyur. Temperatur artıq quruyur. Ona görə də burada yanıqda alışır. Güzün cavab yiyə bəndi. Avstraliyanın qərb sahillərinə nisbətən şərq sahillərinə daha çox yanıqda düşməsinin səbəbi böyük sahillərin yerləşməsi okean cərəyanının təsiri Avstraliyanın qərb sahilləri ilə müqayisədə şərq sahillərinə daha çox yağıntı düşməsinə səbəb olur. Həmçinin buradan bildiyi kimi şərq Avstraliya cərəyanı keçir və cərəyanın yanında dağ, materikin dağ hissələrində doğru sədr rolu oynayır və böyük sahil dağlarının şərq imajlarına bol yağıntı düşməsinə səbəb olur. Düzgün cavab A bəndi. Avstraliyanın şərq sahillərində rütubətli tropik iqlimin formalaşmasının səbəbi Avstraliyanın şərq sahilində rütubətli tropik iqlim formalaşır. Ona görə ki, orada böyük sularcı dağlar yerləşir. Okeandan, Sahakiyandan gələn rütubətli hava kütlələri dağın yamaclarında bol yağıntı düşməsinə səbəb olur. O ki, onların qarşısını dağ kəsir. Düzgün cavab B bəndi. Böyük sularcı dağlar yerləşir. Həm də isti cərəyan keçir oradan şərq Avstraliya cərəyanı. Bunun təsiri ilə orada rütubətli tropik iqlim formalaşır. Düzgün cavab B bəndi. Etiyopiya ilə Somalinin orta ilə temperaturun Somali yarımadasına nisbətən aşağı olmasının səbəbi həqiqətən də Etiyopiya ilə Somalinin orta ilə temperaturun Somali yarımadasına nisbətən aşağıdır. Buna görə ki, Etiyopiya yaylası hündürlüyü çox, Somali yarımadasının hündürlüyü
azdı. Yukarı kat sıcağı soğuduğuna göre Etiyopya'da aslında orta iyi temperatur. Somali Yardımcısı'ndan aşağı olup bakmaya için birbirine komşu arazilerde tekmenin güneş doları en bıcağı aldı şu. Bıcağı aktaracak. Müttakın yüksek olması. Düzgün cevap belli bir bendinde. Etiyopya'da aslında orta iyi temperatur. Somali Yardımcısı'ndan azdı ona göre Etiyopya'da aslında müttakın düzgün çoktu. Düzgün cevap iyi bendi. Etiyopya'da aslında yaylasında orta illi cevapların Somali yarımadası birden çok düşmesinin sebebi yine de demeli orta illi yağıntı Etiyopya yaylasında daha çok değil. Somali yarımadası yağıntı buna nispeten azdı. O Etiyopya yaylası daha hündürdü. Hündür olduğuna göre 100 metre Çimbet Üniversitesi arasında yağıntı artır ve Etiyopya'da böyle bir hündür olduğuna göre müttakın düşüşler olduğuna göre Etiyopya yaylası daha çok yağıntı düşür. Yağıntı çok düşmesinin sebebi Etiyopya yaylasının daha hündür olması. Somali ise hündürlüğün az olmasıdır. Düzgün cevap diye bendi. Mutlak hündürlüğün yüksek olması. Afrika'nın cenubunda pastatların şimala nispeten rutubetli olmasının sebebi Afrika'nın şimalında pastatlar kuru değil ama cenubunda pastatlar rutubetlidir. Cenubda pastatlar rutubetli olduğu için Hindistan üzerinden gelir. Şimalda pastatlar kuruduğu için Büyük Sahra üzerinden gelir. Bu cevap aktaracak. Yanında pastatların okyanus üzerinden gelmesi. Cevap ile A bendinde belli. Hindistan üzerinden rutubetli pastat şehirleri Afgan canlıma yanıtı düşmesine sebep olur. Düzgün cevap A bendinde belli. Afgan'da şımarşak pastatların canlı pastatların nispeten kuru olmasının sebebi evvel testi dediğim gibi şımarşak pastatları bildiğiniz gibi tropiklerden ekvatora doğru esen küreğinin Büyük Sahra'nın üzerinden geldiğine göre kuru. Büyük Sahra'nın havası kuru olduğuna göre. Demeli kuru üzerinden gelmesi düzgün cevap diye bendinde verilip. Arktik açıklarının hava açıklarının büyük mesafede serbest dahil olabilmesinin sebebi Arktik hava açıkları Avrasya'nın şimalında değil. Avrasya'nın şimalında da dağ yoktu. O yüzden Arktika'dan hava açıkları aslanlıkla Avrasya matiye içine serbest şekilde dahil olabilir. Karşısını kesen taksitleri olmadığına göre. Ve bu cevabı verilip diye bendinde. Onların karşısını kesen taksitleri sistemleri olmadığı gibi Arktika başvuruları atı büyük mesafede demeli Asya'nın ortasına gider. Orta Asya'ya gider, atanlar gelebilirler ve orada çetin soyguların yaranmasına sebep olabilirler. Demeli düzgün cevap oldu yiyemendi. Onların karşısında çeten dağ sistemlerinin olmaması Ural Dağları var. O da Meridyanlar sistemi yerleşim. Arktika'nın yan başvuruların karşısını kesmesi cevap yiyemendi. Akdeniz Batçıların Merkezi Asya'ya serbest dahil olabilmesinin sebebi evvel testte buldu olan testi, hemen testi bu. Dağların demeli meridyen astikameti yerleşmesi yahut paralel istikamette dağ olmaması. Ta buranın tersine mevcut kalması az cevabı septi. Bir bende regionun şimalda düzenliklerin geniş sahip tutmasına göre düzenliği var, dağ yoktu. Bu acıyla da Akdeniz Batçı aslanlıkla Merkezi Asya'ya dahil olabilir. Düzgün cevap bir bende regionun şimalda düzenliklerin geniş sahip tutması. Cevap bir bende. Antarktika matişine ekspedisyonlar Aslan Dekabr Yanvar aylarında teşkil olmasının sebebi de onu diyeyim ki Amundsen'in Scott da Antarktika matişine Dekabr Yanvar aylarında gidip vadiyor ki hemen dövülde Dekabr Yanvar'da güneş canıp sanki canım yapacak üzerinde doğru canım yapacağız daha çok şımarır hem orada gündüz olur hem de oranın en üstü dövüldü bu. Yani temperatürün 0 derece yakın olduğu bir dövüldü. Mateçin kenarlarında temperatür 0 dereceye yakınlaşır. Mateçin merkezinde temperatür menfi 20-25 dereceye kadar olur. Hanımız ki hemen bak Akkara temperatür menfi 60 derece olur. Şimdi Avustralya, Antarktika Mateçin'e gelenler Dekabr Yanvar'da gelir. Onun için Mateçin en üstü dövrü diyor. Üstü dediğimiz temperatür 0 derece Celsius'e yakın olduğu, menfi 5-10 derece olduğu dövrüldü. Bu cevap bu değil. Demeli A bende bu dövrede yağıntıların çok yağması, yağıntı çok yağmur. Bu dövrede güç gecelerin olması, Dekabr Yanvar'da orada güç geceler bir güç gündüzlerdi. Bu dövrede matematik temperatürün nispeten yukarı olması, nispeten yukarı bu müspet manasında değil. Mesela orada iyi günü yılda temperatür menfi 60-70 derece ama Dekabr Yanvar'da temperatürü 0 derece, menfi 5 derece, en çok menfi 10 derece. Demeli bu dövrede Mateşte temperatür nispeten yukarı olduğuna göre Antarktika Mateşte'ye giden ekspedisyalar en çok gelir. Dekabr'da Yanvar'da Fevral'da cevap oldu. Şey bende.
Yayda nispeten büyük miktarda güneş radyasyonu almasına bakmayarak Antarktika havalarının soğuk olmasının sebebi Antarktika'da büyük miktarda güneş şuası alır ama hava soğuktu. Ona göre ki güneş şuası birinci kişi buz alanında düşür. İkincisi de ki üzeri buzdağ örtüğüne göre buzdağda güneşten gelen şuaların 90-95% geri kaytarır. Cevap budur. Bu cevap aktarıcı. A ben de soğuk uçan ceryanların tersi değil cevap. Setnin buzdağlarda örtülmesi ve albedo yüksek olması. Albedo eks olan radyasyonun yeterli düşen radyasyonu olan nispetli ki burada 90-95% çatır. Demek ki Antarktika yayda bol güneş şuası almasına bakmayarak havası soğuktu. Ona göre ki setli buzdağlarla örtülüydü ve albedo gelen güneş şualarında ak renk geri kaytarır. Cevap bebendi. Yeryüzünde en küçük kütlenin Antarktika sahillerinde esmesinin sebebi en küçük kütle en büyük tezlik farkı demektir. Tezlik farkı ne kadar büyük olursa küre gibi o kadar güçlü olur. Bu cevap da büyük tezlik farkı, yüksek tezlik farkı. Maddeci mutlak ünlülüğün çok olması, her geçen de maddeci mutlak ünlülüğü çok değil. Ama bu cüzdük şeylerin sebebi değil. Soğuk uçan ceryanın tesiri değil. Kalp kökleri ceryanın bunun etrafında dövridir. Bu değil sebep. Sahil kıtlığının çok ciddi çıkıntı olması sahil kıtlığı çok ciddi çıkıntı değil hem de bu sebep olabilmez. Ve Mateiç demende Mateiç ve Oşan arasında çetkin tezlik pergi en küçük küreklerin yaranmasının sebebi değil. Bu da Antarktika sahillerinde hündürlüğü 20-25 metre çatan dalgaların yaranmasına sebep olur. Düzgün cevap Mateiç ve Oşan arasında çetkin tezlik pergi. Dünyanın her asırı olur olsun. Küçük kürek cüzdüse demek büyük tezlik pergi vardır. Cevap demendi. Avustralya'nın kural matematiği olmasına sebep. Avustralya dünyanın en kural matematiğidir. Ona göre ki Avustralya matematiğinin ortasından canım tropik hattı geçir ve Avustralya matematiği tropik hat üzerinde yerleşir. Büyük mesafede tropik hat üzerinde yerleşir. Yani matematiğin çoğu tropik kuşağıdadır. Tropik kuşağıda yüksek tezlikli, enen havası açık, aydın, kuru, şeffaftı. O gölde kuralın sebebi budur. Bu cevap aktarıcı. Matematik bütün işte kural Cenab-ı Yörüngesi'nde yerleşir. Cenab-ı Yörüngesi kural değil. Cevap sertti. Madde içerisinde büyük hissesi yüksek atmosfer tezgahı kuşağında yerleşip ona göre. Avustralya kural maddeydi. Madde içerisinde büyük hissesi. Çok hissesi yüksek atmosfer tezgahı kuşağında yerleşip. Düzgün cevap beğendi. Şimali Amerika'da aktif hava kütlelerinin Madde için canına kadar yayılabilmesinin sebebi aktif hava kütleleri Şimali Amerika'da ta Meksika çöpesine kadar gelebilir. O göçü karşısını kesen dağ yoktu. Yani Mateç'in kalp tarafı göğsüne uşağıdı. Kordiyer dağları yerleşimleri dinar istikamette şerif tarafı kadim platforma sayesinde çetli düzen işlerden ibaretti. Orada bir tane kadim Appalaş dağları var. O da meridyen istikamette yerleşim. Akdeba çöpleri Meksika çöpesine kadar gelebilir. O göçü karşısını kesen dağ yoktu. Yahut olan dağda meridyen istikamette yerleşim havanın karşısını kesmek. Düzgün cevap D bendi birinden taksirin esnaf bir cenaz tıkanıp uzanması cevap D bendi. Şimal cemti tropik iklim kuşağının pozulduğu arazidir ve bunun sebebi bildiğiniz gibi büyük seyreden dünyanın Afrika'nın geldiğinden tuttu şimalda. Ta Hindistan'a kadar tropik iklim kuşağı var. Hindistan'dan şerge doğru tropik iklim kuşağı yoktu. Orada subekvatör kuşağı var. Şimdi buna sebep Cenubi Şerqi Asya'da muslonların tesiridir. Demeli il ərzində su ilə qurunun müxtəlif cür qızması, soyuması, yayda qurunun güclü qızması, istavanın yuxarı qalxması, alçaq tezliğin yaranması, okyanda yüksək tezliğinə, okyanda yüksək tezliğinə bağlı yayda okyandan quruya doğru külək əsir, qışda əksinə, yəni buna biz muslon küləyi deyirik, muslonlar təsir etdiyinə görə Cənubi Şərqi Asiyada tropik iklim kuşağı yaranmır. Tropik iklim kuşağı yaranmır ve orada subekvator iklim kuşağı yaranmır onun yerinde. Ve iki çeşitli kuşağı, subekvator kuşağı var, subtropik kuşağı birbiriyle konuşuyor. Tropik kuşağı yoktu orada. Cevap A bendi, Cenubi Şerqi Asya, muslonların tesiri. Şimal Amerika'nın Kanada arkipelagına az yağıntı düşmesi sebebi Kanada arkipelagına az yağıntı düşür. Ona göre ki Şimal Kutbu Ailesi dahilinde, Şimal Kutbu Ailesi dahilinde de enen havadır. Enen hava kızıp buruyor, yağıntı az düşür. Eks olan radyasyon çok olması değil sebep A bendinde, B bende bitki örtünün az olması havanın rutubetini azaltır, septik pişir. Hündür dağ sisteminin tersi, hündür dağ yoktu. Düzenli relyefin
üst norması değil sebep alçak ve temperatür ve en ana hava kütleleri. Temperatür aşağıdı ve en ana hava kütleleri yüksek tezgah hakim olduğuna göre kan akmalarına az miktarda yağıntı düşür. Cevap diye bendim. En dairesinde yerleşmesine bakmadan karbon yasının ilgiminin gurur, flor yasının ilgimi ise rutubette olmasının sebebi. Bunlar eğini, paralel düzenli yerleşimler. Florida yarımadası da bir düzgün rutubette tropik iklimdi. Merkez Amerika'da olduğu için. Ama Kaliforniya'sında da tropik iklim olsa da orada demeli kontinental tropik hava hakimdi. Bunun sebebi neydi? Sebebi oldu ki Kaliforniya sahillerinde yüksek tercihli inen havadı. Hem de soğuk ceryan var orada, soğuk Kaliforniya ceryanı var. Florida sahillerinde alçak tercihli ve kalkan hava hakimdi. Buna göre de Kaliforniya sahillerinde yüksek tercih inen hava demeli oranın ikliminin kuru olmasına sebep olur. Florida sahillerinde ise alçak tercih kalkan hava Florida yanındasında rutubetli tropik iklimin yaranmasına sebep olur. Düzgün cevap D bendi verim. Kaliforniya sahilinde yüksek tercih inen hava Florida sahillerinde ise alçak tercih kalkan hava hem de İç Okyanus ceryanı tercih. Düzgün cevap D bendi verim. Şimal tropik kıtasında yerleşmesine bakmayarak Afgan sahillerinde iklimin kuru, Asya Şerh sahillerinde iklimin rutubetli olmasının sebebi. Şimal tropik kıtasında Afgan sahillerinde demeli iklim kuru, Asya'nın Şerh sahillerinde iklim rutubetlidir. Sebep, Afrika Gerb sahillerinde kalkan Asya sahillerinde inen havanın tutulması pişir septi. Asya'nın Gerb sahillerinde, Afrika'nın Gerb sahillerinde kalkan hava değil. Vajud cevap septi. Bir ben Afrika sahillerinin dağlık Asya sahillerinin düzenleyici ve mağdur olması yeniden sepişirdi. Eksine de Afrika sahilleri düzenleyici yaptı. Orada bir Atlas dağlar var. Hemen enişlerde Afrika sahillerinde isti. Asya sahillerinde soğuk ceryanlı olması yeniden eksi cevabı. Afrika sahillerinde soğuk kanar ceryanlı. Asya sahillerinde isti. Demek ki kurutuyor ceryanlı. Pişir septi. Hemen enişte Afrika sahillerinde soğuk. Asya sahillerinde soğuk ceryanlı tersi cevap budur. Afrika sahillerinde soğuk kanal ceryanıdır. Asya sahillerinde ise kuru suya ceryan tercihidir. Bu da demeli Afgan'ın Gerb sahillerinde iklimin kuru, Asya'nın Şerh sahillerinde ise iklimin rutubetli olmasına sebep olur. Düzgün cevap diye bendim. Şimal cemisi tropik iklim kuşağının pozulduğu araziler ve bunun sebebi test temel düşmüş testi. Bir ay bunu tehlil edeyim. O yüzden yüzyılım aldı diyeyim. Canımı canım şarkı açım sonundan testi. Cevap verdim. Tekrar testi. İki çetin kuşağının yanaşı yerleştiği materyal ve bunun sebebi bir aralar bunu demiştim. Demeli Cenubi Canım Şerri Asya'da demeli tropik kuşağı yaranmış subekutya kuşağıydı. Subekutya kuşağının şimalında tropik kuşağı burada yaranmadığı gibi birbaşa subtropik kuşağı yerleşir. Demeli buna da sebep aydıncı musluğumlar eriyor bunu. Cenubi Amerika Gerb şehirlerinin tersi azabı sertti. B bendi Şimal Amerika pastatların tersi sertti. C bendi Avrasya musluğumların tersiyle Cenubi Canım Şerif Asya'da demeli tropik kuşağı yaranmıyor. Tropik kuşağı yaranmadığına göre de sub ekvatoryal kuşağı sub tropik kuşağıyla komşu olur. Birbirine komşu yerleşecek. Cevap C bendi. Avrasya'da iklimi muhtemeline sebep. İklim muhtemeline sebep, iklimi yaradan birinci amir coğrafi yeniliydi. Güneş şu an düşme bacağıydı, güneşin çok üzerindeki hündürlüğüydü. Bunlar iklim yaradan esas amirli bir doğruydu. İklim formasyonunda tesis eden ikinci sebep, seçmik kuşaklar dahil kubbeler iklime tesis edilen iki sebepti. Üç okyan ceryanları düzdü, dört sahil kıtaları sebepti, beş relief düzdü, altı ada yanımlar sebepti. Demek ki düzgünce bu oldu. İklimi muhtemeline sebep, coğrafi yenilikti, okyan ceryanlardı ve relief bir, üç, beş. Avrasya'da ilgimi muhtemeline sebep olur. Birinci şimal Avrasya'yı yanım atığı için şimal yamçısı olan bütün yedi dikim kuşağının yedisine de Avrasya matı içinde rast gelir. Ekvatoryal, subekvatoryal, tropik, subtropik, mülayim, subaktik, arktik. Buralara sebep zora pendikti. Okyan ceryanlardı ve relyefin muhtemeliği. 1, 3, 5 doğru cevabı. Avrasya'da gerden şerge doğru tundranın zonasının genişlenmesinin sebebi gerden şerge doğru. Demeli İspanya'dan tuttuğu ta şerge doğru iklim tundra genişlenir. O acürçi, o acürçi iklim sertleşir. O acürçi okyanın tesiri azalır. Okyanın tesiri azaldığına göre kontinentallık artır. Kontinentallık arttığına göre yayla kışlar arasında fark çok alır.
Kışı keskin soğuk olur. İklim sertleştiğine göre tundra zonası şerga doğru genişler. Düzün cevap B bende. Avustralya ve Cenubu Afrika'nın şerq sahillerinde iklimin gelbe nispeten rutubetli olmasının sebebi Avustralya'nın şerq sahillerinde hem de Cenubu Afrika'nın şerq sahillerinde iklim gelbe mukayesede hayli rutubetlidir. Bunun sebeplerinin soğuşu. Sebep orada şerq sahillerinde her ikisinde isti cereyanlar geçmesidir. Avustralya'nın şerginden şerq Avustralya cereyanı, Afgan'ın şerginden Mozambik iğne burnu cereyanlar geçir, okyanlar tesir edir. Her ikisinin şerginde dağ bu tesir edir. Bir de ki her ikisinin şerginde pastat köyleri tesir edir. Pastat köyleri canım yemesinde canım şerginden şimal gelbe doğru esir ve hem Avustralya'nın şerginde tesir hem de Afgan şerginde tesir. Bu sebeplerden Avustralya ve Cenab-ı Hakk'ın şerhsallarında iklim kalbe mukayesede rutubetlidir. Bu cevap aktarıcı. İstonçan cereyanına tesiri doğru cevap. Dağlı gibi bir üstü olması düzgün cevaptır. Dağlar var. Okyanın cereyanı rutubetle var. Kütlenizin karşısını kesir ve bor yağın tutuşmasına sebep olur. Düzgün cevap. Soğuk okyanın cereyanına tesiri soğuk cereyanı yoktur. Septi cevap. Gerçekleri çiçekleri tropişten Nurayma doğru esir. Septi pişir. Patatların tesiri düzgün cevap. Demek düzgün cevap oldu. 1, 2, 5. Avustralya Cenubu Afrika'nın şerh sahilinde iklim kalbiyle mukayesede daha rutubetli değil. İstosyanların tesiri dağlı yüzeyecek ve pastatların tesiri 1 2 5. Lençon Ormanı'nda güneşli saatlerin iliş miktarının araz boyu renklerden az olmasının sebebi her an bir yerde güneş radyasyon miktarının en çok tesir eden amellerinden biri buluttu. Bulut çok oldukça güneşli saatlerin miktarı az olur. Şimdi Lençon Ormanı'nda güneşli saatler, bulut çok olduğunda güneşli saatlerin miktarı azdı. Araz boyu cenklerde bulut az olduğunu görüyor. Güneşli saatlerin miktarı çoktu. Lençon Ormanı'nda güneşli saatlerin az olmasının sebebi bulutluğun çok olmasıdır. Düzgün cevap bende. Bu neyden buluttu? Cevap. Büyük Kafkas'ın şimal yamacında hareketliğin Cenubi nispetinin aşağıdan geçmesinin sebebi. Büyük Kafkas'ın şimal yamacında garketti Cenubi'yle mukayesede aşağıdan geçir. Şimal yamacında garket geçir 3500 metreden, bizim tarafta, canım tarafta garket geçir 4000 metreden. Sebep ekvator kutbe doğru temperatür aşağı düşmesi. Yani oranın iklimi daha soğuk oldu. İklimi daha soğuk olduğuna göre demeli garketti daha aşağıdan geçir. Demeli şimal yamacı garketti Cenubi'yle mukayesede aşağıdan geçir. O gücü iklimi daha soğuk oldu. Düzgün cevap diyemendi. Bizde demeli 4000 metre hündürlükten geçir. Şimalda ise 3500 metre hündürlükten geçir. Sebep iklimin daha soğuk olmasıdır. Cevap diyemendi. Azerbaycan atmosfer cihazlarının esnenin ilin soğuk dönümünde düşmesinin sebebi. Azerbaycan esasen subtropik iklim kuşağında yerleşir. Azerbaycan'ın öz hava kütlesi yoktu. Yerde bizde hacim olur. Tropik hava kütleleri. Kışta bizde hacim olur. Mülayim hava kütleleri. Şimdi kışta bizde mülayim hava kütlesi olmasında demelim yanıtların mülayim havanın hacim olduğu dövülde mülayim hava kütlelerinin tesiriyle düşmesidir. Demek Azerbaycan'da atmosfer yanıtların soğuk düşmesinin sebebi mülayim hava kütlelerinin hacim olmasıdır. Mülayim hava kütleleri demeli mülayim kuşağı bir düşme alçak tezgildi. Kalkan havadı, bu da yanıtıya getirip çağırdı. Azerbaycan havadı, Azerbaycan ilgili formasında mülayim deniz hava kütleleri de tehditidir. Mülayim kontinental hava kütleleri de tehdit gösterir. Ve bunlar Azerbaycan'a hayli yanıt düşmesine sebep olur. Aslında mülayim deniz hava kütlesi Azerbaycan'da bol miktarda yanıt düşmesine sebep olur. Demeli mülayim hava kütlelerinin tesiri Azerbaycan'da atmosfer yanıtlarının esnen ilgili soğuk dönümünde düşmesine sebep olur. Cevap beğendim. Azerbaycan'da atmosfer yanıtlarının esnen ilin isti dönümde alt düşmenin sebebi bir yerde cin mesela. Azerbaycan subtropik kuşağıdır, yayda bize trop şaba olur. Kışta mürahim hava olur, trop şaba isti kuru havadı, enen havadı, yağıntı düşmeyecek. Cevap, trop şabanın hakim olması. Trop şaba kuşağının hakim olması cevabı abendi bildim. Trop şaba olan da yağıntı yanmayacak, o şey enen havadı. Cevap. Apşemdas'ın canımında yanıttan az düşmesinin sebepleri aşağı mütlak hündürlüğe maliş deniz sahilinde yerleşmesi pişiri doğru değil. Hündürlüğü az müsebet uçuşlar gelir elekten az mütlak hündürlüğe maliş deniz sahilinde yerleşip bir ve yayda trop çaba kütleleri hakim olduğuna göre de bu. Demek ki 1 ile 4 doğru çizildi.
Afşin Yunus'un canımında yanıtı alışır. Ona göre çarşar bir takım diyor maliklerin sahneleşi ve yayda top çaba çüpleri hakimdi. Bu da Afşin Yunus'un canında az yanı düşmenin sebebi cevap 1-4. Azerbaycan hansı arazilerinde güneş radyasyonu, düz güneş radyasyonu seviyesi daha çoktur ve bunun sebebi Azerbaycan güneş radyasyonu miktarı 120 kilokalori ile 160 kilokalori arasında değişir. En yüksek güneş radyasyonu bizde olur. Demeli kapıcı zirvesinde 160 kilokalori araz boyu dizenişlerden Zulfa'dan kapıcı zirvesine kalkana gelir. Bizde radyasyonu 145'ten 160'a kadar artır. En az radyasyonu bizde bulunduğun çok olduğu yerlerdedir. Şimdi radyas, düz güneş radyasının kemiyeti çoktu. O ayı orada bulut yoktu. Bulut olmadığı için düz radyası çoktu. Düzgün cevap oldu. Nakşibanda bulut az olduğuna göre. Bulut da az olduğuna göre düzgün cevap verdi D bendinde. O ayı göre düz radyası orada çoktu. Cevap D bendi. Azerbaycan hansı arazileri daha az güneş radyasyonu alır ve bunun sebebi düz radyasyonu mani olan buluttu. Bulutun çok olduğu yerlerde düz radyasyonu az olur. O yüzden bulutun çok olduğu yerler götürecek. Çin bu da belirleyip Y bende dağı tey orta dağlık arazidir. Bulunduğun yüksek göstericisi. Bizde 700-800 metreden başlayarak 2 metrin düzlüğe kadar. Çin buna biz orta dağlı diyoruz. Bulut çok çok olur. Ve bulut çok olduğuna göre de bu yerlere düz radyasyonu az düşür. Radyasyon miktarı 125 kilokalori burada radyasyon olur. Düzgün cevap Y bendi dağ tey orta dağlık arazide bulunduğun yüksek göstericisi. Reskomite kış aylarında bazen havaların kuru ve mülayim çeşmesi sebebi kışta bazen diye. Bazen top şaba gelir ona göre. Bazen top şaba geldiğine göre havalar kuru ve mülayim çeşir. Düzgün cevap diyemedi bir. Trop şaba gelen de tam işte olmayacak. Güneş olası işin rahatlığı düştüğüne göre ama havanın demeli kuru çeşmesi de olur. Yani yağıntı yağması da mani olur. Düzgün cevap diyemedi belli. Azerbaycan'da mümkün olduğu hava şeraitinin ehemmiyetli derecede değişmesinin sebebi bildiği için Azerbaycan arazisinin üçte iki hissesi çok sesli subtropik kuşağıdır. Üçte bir hissesi mülayim kuşağıda yerleşir. Yani Azerbaycan keçilerin kuşağında yerleşir. Keçilerin kuşağlarının bir hususiyeti var ki öz hava kütleleri yoktur. Komşu hava kütlelerinin tersine maruz kalırlar. Şimdi Azerbaycan'da da keçilerin kuşağında olduğuna göre yayda bize trop şaba olur, kışta mülayim hava olur. O yüzden ilerisinde hava şeraiti ehemmiyetli derecede değişir. Bu zaman baktıracak. Kışta topu yayda mülayim hava kütlelerinin tersine az cevabı da eksi cevabı kışta mülayim, yayda trop şaba kütlelerinin üstündüğü Azerbaycan'da ilerisinde hava şeraitinin ehemmiyeti derece değişmesinin sebebi kışta mülayim yerde tropik hava kütlelerinin üstünlüğü cevap beğendi. Yay pistinde orta sezon Azerbaycan'a dahil olan hava kütlelerini hava kütleleri neye sebep olur? Orta sezon hava kütleleri bildiği için çetin kontinental havadır. O yüzden yayda man temperatürü yükselecek düzgün o yüzden orada yay istikrarı soğuk olur. Aa, ben birinci cevap doğru diyeyim. Topa bulutlar artır, topa bulut artmayacak yayda, eksine bulut olmayacak. Hızlı küreğe inecek, hızlı şimaldan gelen boratik bir küreğe, hızlıya bunun dâhili yoktu. Nisbi rütübet azalacak, o için kuru havadır. Kontinental hava diyor, kuru havadır, nisbi rütübet azalacak. Ve kuru hava ikinciye ziyan vurur, bu da düzgündü kuru hava. Buharlamanı artırdığına göre ekine ziyan vurur. Düzgün cevap olacak 1, 4, 5. Düzgün cevap bu. 1, 4, 5 şu anda burada demeli fiziki coğrafyada giriş bölmesinin yer güneşlerinin planetleri, yerin odaklarında pırlanması, yerin güneşlerinde pırlanması, bu mevzular, derece doğru, coğrafi keşifler mevzusu, plan, harita, bu mevzularla bağlı, sebeplerle bağlı testlerin, hem cinsi tasvir ve atmosfer bölmesinin testlerinin de demeli sebepler sualının cevabını tapmaya çalıştık. Hidrosfer, biyosfer testlerinde Allah koysa ikincisi de vereceğim. Bu kadar.